Türkiye Kupası gerçekten Türkiye'nin kupası mı? Türkiye kupası Futbol Kupa sayesinde geniş kitlelere bütün ülkeye ulaşıyor mu? Turnuvada düşük bütçeli takımların peri masallarına tanıklık ediyor muyuz? Bir sezon finali, bir kupa finalinde. Mutlu akşamlar diliyoruz. Sports Dijital'e hoş geldiniz. Maç canlı yayını demeyi isterdik ama maç canlı yayını değil. Süper Kupa finali e, olaylı bir şekilde e, Ceyran etti. Gerçekten Fenerbahçe'nin U19 takımıyla karşılaşmaya çıkacağını açıklaması. E, Galatasaray tam kadro şu anda sahada. Yarım saat sonra bizi neler bekliyor? Pratikte göreceğiz. Teoride biliyoruz ama pratikte de deneyimleyeceğiz. Ersin Üzen, Yalı Sabuncuoğlu vesaire takımla beraber başladık e, canlı yayınımıza. Berkay nerede? Berkay nerede? Berkay nerede? <laughs> i̇şte Berkay! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, normalde abi hoş geldiniz diye açmam lazım ama onu <laughs> bekledim birazcık. <laughs> evet, günlerdir soruyordunuz. Chat'i böyle inanılmaz bir şekilde mesaj yağmuruna tutmuştu herkes. Ve Berkay nerede diye soranlar işte böylesine Beraberiz. bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi e, ee, Süper Kupa maçında beraber Berkay sen de hoş geldin aslında. Hoş bulduk abi. İlk yayınımız. Ya, hoş geldin. Beraberiz zaten Serhat abi. Tücağı iki gün tatil yaptırmadım. <laughs> <laughs> bir yıldır yayınlara çıkıyor. Bir de tatil yapayım ya, yapamadan geldi. Bir hafta tatil yapacaktı. Ya, aynen. Fenerbahçe Olmadı. takımı yaptı diyorsun. Yediniz tatilini bir hafta. Fenerbahçe şey. takımı yaptı. Aynen. Biz buradayız. Başladık. Enteresan tabii. Yayın öncesinde muhabbet ederken Gurme'de Serhat'la beraber ilk yayınınız yine bir evet. derbi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. 0-3. Galatasaray Ve Sports Digital'de de ilk yayınınız yine bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi ama o <laughs> herhalde... O da 0-3. o da 0-3. yani bu bugün, bugünkü maç da 0-3 herhalde değil mi? Öyle oluyor. Yani, yani kaderinde bu var tabii. abi. Tabii. Benim değil onun kaderinde. <gülüyor> <gülüyor> Benim kaderimde başka bir şeyler de var. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha <de> iyi bilirsin. <laughs> Biraz haklısın orada doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Evet, daha bir buçuk iki dakika oldu ve 5000 üzerinde izleyicimiz bizimle beraber. Berkay'a hoş geldiniz diyelim tekrar. Bundan sonra da spor Sporstijtel'de bu tür yayınlarımız olacak. Ve Mikros hemen katkı sağlıyor bugünkü yayınımıza. Sevgili Berkay, Serhat ve Yağız bugün oynanacak olan ya da oynanması beklenen... ...ya da ne tür bir aksiyon göreceğimizi henüz daha tam olarak bilemediğimiz ya da bildiğimiz ya da kestiremediğimiz aslında çok karma karışık bir süper kupa. İşte biz yarım saat önceden yayına girdik ve yarım saat sonra neler yaşanacağını tabii ki Şanlıurfa'da hep birlikte göreceğiz, deneyimleyeceğiz ve bununla beraber de yorumlayacağız. Ama öncelikle Migros Hemen'in toplam 140 TL kazandıran kampanyasından da sizlere bahsetmek istiyorum. Migros uygulamasını indirip Migros Hemen'den siparişinizi verdiğiniz takdirde ilk siparişte 20, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40 ve dördüncüsünde de 50 olmak üzere toplamda 140 TL'lik bir hediye kazanabilirsiniz. Üstelik siparişlerinizde, dakikada içerisinde kapınızda Migros'a teşekkür ediyoruz. Yayınımıza olan katkılarından dolayı dedik. Evet. Vallahi Ersin abi yani yayından önce akış iş vardı. Ali Koç konuştu. Evet. Birçok açıklamalarda bulundu. Ama teoride hani biliyoruz şu anda ne olacağını ama pratiği merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Pratikte ne olacak e, Serhat abinin de çok yaşadığı bir duygu değildir diye düşünüyorum bu. Hani takım e, sağdan çekilme durumu. tabii sağdan çekilen takımlar oldu ama e, bu noktada Fenerbahçe'nin bir derbi de bu. ilk defa e, gerçekleşiyor. <laughs> e, yani hakikaten çok merak içerisindeyim. Hani ilk duygularını çok merak ediyorum e, Serhat Hı. abi. Ya şöyle. Hissini en azından merak 6 ediyorum. 6 yaşında başladım futbola. <laughs> yani çocukluktan bu yana yağmur, maç iptali 10 tane olmamıştır. Her iptal olduğunda da hüngür hüngür ağladım biliyorum. Yani bu sadece futbolcu psikoloji olarak söyleyebilirim bunu. Şimdi burada işte birleştirici olan kongre karar verildi şu bu. O beni çok ilgilendirmiyor. Ben herkesin kararına saygı duyarım. Ama sonuçta benim de futbolcu tarafından özellikle Samanda da şu an az takımın hissettiklerini burada anca anlatabilirim. Oynamak istediklerini hepimiz biliyoruz. Çünkü futbolcu bunun için vardır yani. Özellikle de Galatasaray maçı. Galatasaray maçını oynamamak bence futbolcu için çok üzücü. Ee, sebepler doğrudur. Bunu şimdi söyleyebilir miyiz? Bence zaman gösterecek. Çünkü ben her zaman şuna inanıyorum. Bugün sen çıkıp maçı kazansan. E, Tepkini de Süper Kupa'yı almayarak atıyorum göstersen. Bir kere bir psikolojik üstünlüğü eline alıyorsun. Şimdi diyorlar ki ne alakası var bu maçla Ramspark'taki maçın. Abi çok alakası var. Sonuçta sen burada Süper Kupa'yı aldın mı? Avrupa'da da devam ediyorsun. E, takım gittikçe de e, for, form grafiği gittikçe yükselen bir takım var. Bence Fenerbahçe Ali Koç'un 6 senelik döneminde en iyi kadroya sahip şu an. Doğru mu? Hı hı. E, bunu Doğru. da sahaya bir şekilde yansıtıyor. Çok tecrübeli oyuncular var. Yani Ceko'nun mesela bu oyun... Mesela Ceko'ya bu maça çıkmamayı anlatamaz. Kabul edecek bir şekilde. Sonuçta kabul ettirdin ama... Psikoloji yok ama bunu yaşayacak. Tadiçki hırslı oyuncu. Yani top top doyacak. Bana hemen topu ver. Golü atayım diyen bir oyuncuya sen bunu iki sözle anlatamazsın. Onun biraz uzun bir tedavi süreci Orası var. Top toplayıcıyı bile işin içine katan bir oyuncuydu. Kat katan bir oyuncu. Yani bundan beslenen bir oyuncu. O yüzden görmek lazım ne olacağını ama ben şöyle şöyle diyorum. Yani her oyuncu oynamadığı bir oyuncu oynadığı maç eksi maç olarak. Yani kariyerinde bir eksi, eksik, eksik hissettiği bir, bir duygu. Ee, özellikle dediğim gibi Galatasaray maçı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum abi. Galatasaray tarafını da düşünüyorum. Galatasaray geldi buraya az kadroyla. Maç iptal oldu. Dönüyorlar geriye. Bir kere bunu Galatasaray kenara yaz. Tabii ki Fenerbahçe kimseden korkmuyor ama sonuçta onlar da şampiyon olmuş bir takım geçen senenin. Doğru mu? Bu senede ikinci şampiyonla oynuyor. Bunu da sana anlattığım gibi Okan Buruk'un ikinci sezonunda daha ciddi bir başarısı yok. Bu ilk olacak eğer bunu şey yaparsa. O yüzden Rams Park şu an bence Türkiye'deki atmosfer olarak en iyi statlardan bir tanesi. Şimdi biz oraya gideceğiz. Bence üstünlük onlarda olacak. İki puan demiyorum psikolojik olarak. Bu onu alabilir diyorsun bu maçta Fenerbahçe. Ben, benim kendi düşüncem buna katılmayabilirsiniz veya insanlar katılmayabilir ama ben bunu böyle düşünüyorum. Burada sen alsan tepkini de törene çıkmayarak kupayı da istemiyorum. Kime veriyorsanız ver. Federasyona zaten buradaki amaç federasyon değil mi? Veya atıyorum tepki kime gösteriyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu. Atıyorum Trabzon yaşanan olaylardan dolayı tepki oraya gösteriyor değil mi? Şimdi burada ben bir tepki göremiyorum buradaki tepki kime onu da bilmiyorum. Tamam başkan bir şey inanmış. Sonuçta ben ne dedim? Seversin sevmezsin destekle o ayrı bir şey. Ama bir kongre olduğunda 30 bin kişinin geldiğinde işte Yağız Dersin abinin de orada canlı şahit olduğu bir ortamda. <laughs> oradaki atmosfer ben o atmosferde herkesin aynı düşüncesine ise ben de okeyim. O başka bir şey. O bütünleşme olayı da ben de varım. Ama şimdi kabul etmediğim futbolcu olarak ve eski futbolcu olarak benim net çizgilerim vardır. Maç oynamamak Bence bir tepki değildir. Ben üzülerek söylüyorum ki ben, ben benim gibi düşünen çok seyirci var. Bu maçın oynayıp çünkü ben bugün Fenerbahçe bu Süper Kupa'yı alacağına inanıyorum. Çünkü o o, o kadroya o güce sahip. Ben, bu benim kendi inancım. Sonuçta futbol bu. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin ama ben bu maçı seyretmek isterdim. Ve ilk defa güçlü yani böyle bir kadronun, iyi giden bir kadronun bu Süper Kupa'da ben görmek isterdim. Yani Ersin abi siz kongre dediniz. Oradaki evet. atmosferi canlı şahit olduğunuz, yaşadınız. Ya başkan Ali Koç en son beraber de seyrettik içeride konuşmalarını. Onu da konuşacağız tabii ama hani kongreden önce o hani iftara kadar olan bölümde böyle bir konuşma yapsaydı bütün tribün taraftar belki arkasında olurdu ki öyle olduğunu da gösterdi. izi biz izlerken de konuştuk. Hani geçmedi sanki o iz. Yani başkanın söylemek istedikleri, ifade etmek istediği çok önemli şeyler muhakkak ki var ama taraftar da hani sokakta da gördük hani bugün de hala maç oynanacağını düşünen taraftarlar çoğunlukta yani bir şekilde Fenerbahçe gider oynar düşüncesiyle hareket ediyorlar. Hani senin de görüşünü merak ediyorum orada e, bunu canlı olarak yaşamış biri olarak. Valla şimdi Yağız'la birlikte oradaki tansiyonu tabii biz e, birebir yaşadığımız için senin de dediğin gibi iftar öncesindeki konuşma, ekrana gelen Hı. video... Bununla birlikte kongre üyelerinin oraya kararlı bir şekilde gelmesi, başkana, yönetime ne tür karar alırsanız alın arkasındayız desteğini vermesi, tarihte bu zamana kadar görünmemiş bir şey. Yani sadece biz 20 dakika sonra ilk defa yaşayacağımız, ilk defa tecrübe edeceğimiz bir durumun dışında böyle bir kongreyi de ilk defa hmm. tecrübe ettik. Ee, orada kongre üyelerinin aslında belki de, İlk etapta gelmiş oldukları düşünceyle stattan ayrıldıkları düşünce arasındaki farklılık bugün şu anda ısınmakta olan Şanlıurfa'nın zeminindeki futbolcular. U19 mevzusu. Yani bugün Fenerbahçe Şanlıurfa'dan herhangi bir uçak kalkmayıp İstanbul'dan İstanbul'da Şanlıurfa'ya bir uçak kalkmayıp üzerinde Fenerbahçe logolu herhangi bir sporcu sahada Görmeden, olmasaydı Fenerbahçeli bütün taraftarlar ve kongre üyeleri Bugünkü mevcut durumdan memnun olurdu. İşte biz buyuz. Gerekliğinde sahaya çıkmıyoruz. Vermiş olduğumuz mesaj bu kadar nettir kardeşim. Meselenin içerisine U19 girince taraftarlar dedi ki ya biz bunun için gelmedik. Yani Hı, U19 niye mevzunun içerisine bir anda karıştı? Bu yoktu ki diyor yani evet. planda. Hı. O olmadı. O olmayınca bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve biz de burada da beraberce de konuştuk değerlendirdik zaten. Ee, tabii artık olan oldu. Şanlıurfa'ya gidildi. Şimdi bundan sonraki 20 dakikalık bölüm, 20 dakika sonraki yaşanacak olanlar. Yağız onunla ilgili olarak evet. detayları daha fazla hakim. Ee, belki onun dedikleri birebir olacak. Belki son anda soyun odasında başka bir aksiyon planı mı çizecekler bilemiyoruz. O yüzden ne olacak? 20 dakika sonra ne evet. olacak? Biz ne seyredeceğiz? Ya aslında <laughs> sabah bunların hepsini topladım, önüme de getirdim bugün çünkü o kadar çok değişiklik oldu ki haftadan en başından bu yana çok fazla fikir vardı. İşte 7 kişiyle çıkalım diyen, 9 kişiyle çıkalım diyen, kırmızı kart görelim, sakatlık, 6 kişinin altına düşelim, 3-0 kalalım. Ta ki düne kadar, dün ise net karar verildi. O net karar da 11 kişiyle sahaya çıkıp tam kadro gidildi zaten hemen maçın ardından. Yönetim de tam kadro orada. 11 kişi maça başlayacak. Başlamasının hemen ardından da bir yönetici. Ben bugün hatta İstanbul Spor, Trabzonspor maçındaki örneği vermiştim sabah ama yanlış anlaşıldı. Orada 3 puan silindi. İstanbul Spor'dan deyip de bir algı yaratılmaya çalışıldı. Fenerbahçe'nin de 3 puanı dikteki silinir üç puan mi? Değil. dikteki 3 puan değişir mi? Diye öyle bir talimat FFDK'yı sevkten sonra netleşir ama öyle bir talimat yok zaten. Onu başta söyleyeyim. İkincisi Sayın Başkan Ali Koç'un bir ifadesi var. O ifadede şu Giderken normalde mesela U17, U16, u 15ten de birilerini götürelim oraya. 25 kişiye tamamlayalım gibi düşünce vardı. O da dün itibariyle değişti ve 2005-2006 yani 18 yaşını doldurmuş ve üzerindeki oyuncularla gidelim düşüncesi tekrar ortaya çıktı. Ardından bugün de önümüze çıkan kadroyla sahadalar. Peki ne olacak? Az önce biraz giriş yaptım. Ee, Fenerbahçe sahaya çıkacak. Başlama düdüğü gelecek. Ardından yani şu anki plan tabii bu biz burada konuşurken yenideyken değişmediyse onu da üstüne basarak söyleyeyim. Evet. Direkt olarak sahadan takım çekilecek. Ee, hiçbir şekilde bekleme yapmayacaklar orada hep birlikte havalimanına geçecekler. 23.30'muş. muş Özel uçakta mi? evet. Bekliyor kendilerini. Binip özel uçağa İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş yapacak mevcut U19 takımı ve yöneticiler. Şu anki tutum ve durum bu. Evet. Onun dışında ama bugünle ilgili de birkaç bir şey söylemek isterim. Notlarımda var. Onları da dile getirmekte fayda var. Şimdi şöyle, bir kere hiç inanılma inanılmadı bu karara. Yani en başından bu yana Sokakta, sosyal medyada, her yerde... ...bir gün kala bir şey olacak. İşte dün hatta en yakın tarih. Serdar Dursun evet. işte Mekke'ye gitti. Orada hurma dağıtıyor. E, İdmandan fotoğraf paylaşılıyor. Ya 30 so saatliğine aradım sabah Serdar Dursun'u. Sağ olsun o da bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırdı. 30 saatliğine Mekke'ye gittim. Ramazandayız. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İbadetimi yaptım. <laughs> Ardından geri döndüm. Yani benim üzerimden bu kararın... Ee, ertelenmesi veya işte sonra da paylaşabilir fotoğraf yani evet, evet. çektirip yani şey, Bizi kandırıyor musunuz? Hani bak adam işte Mekke'den story atma. Ya oralara kadar inildi. Enteresan ama ben bugün bu sabaha kadar hep gitgeller yaşadım. Uzun süredir de işte o 19 vesaire konuşuyoruz bunları ama güne uyandık. Var hakemler açıklandı. Eee atanan hakemlerden biri Trabzon'da maçı iptal edemeyen dördüncü hakem Türkiye Futbol Federasyonu umurunda değil yani bugün çıkıp çıkmaması. Dedim ki yönetim herhalde haklı. %20'de oldu böyle. Yavaş yavaş gitti. Ardından oluşan ortam, yapılan açıklamalar, yapılan bana kalırsa trajikomik açıklamalar da var bugün. Onun dışında Galatasaray tarafından yapılan bazı açıklamalar oldu. İşte deprem zedeleri tırnak içinde söylüyoruz. Ee, bilet gelirlerinin tamamı iade edilecekti. Fenerbahçe yönetimi zaten uzun süre önce bugün Sayın Başkan da kısa almış, bir girizgah yaptı. Biletleri aldı. O para geçti TFF'ye ve deprem zedelere gönderildi. Artı bir şey daha söyleyeyim. Konteyner kent açılışı yapıldı. Oraya hiçbir kulüp katılmadı bugün. Konteyner kenti de Türkiye Futbol Federasyonu yapmadı. O da bir yanılgı çünkü bugün öyle paylaştılar. Yapılan konteyner kent Süper Lig'deki bütün kulüplerin yayın gelirinden kesildi. Ardından oraya deprem bölgesine bir konteyner Bir havuz kent oluşturuldu yani. İnşa edildi ve yarın bu saatlerde büyük ihtimalle bütün kulüpler imza toplayacaktı. Bugün yaşanan bu gelişmelerden sonra 19 kulüp Evet demişti. İki gün önce, dündü pardon. Haberi Hı -hı. dün yapmıştım diye hatırlıyorum. Bugün ne oldu biliyor musun? Bu kulüp sayısı altıya düştü. Ne oldu? Ne oldu? Fenerbahçe, dün... Beşiktaş, Beşiktaş, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbul Spor. Beşiktaş. Değil mi? Beşiktaş'ı say abi. Fenerbahçe, evet. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Beşiktaş, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbul Spor. Bir tane daha var sanırım. Sen altı dediğine göre. Ben İstanbul Spor, Samsung Sport, ha, Samsung Kasımpaşa, tamam. tamam Samsung. Fenerbahçe, Beşiktaş ve birini daha söyledin abi. O. <gülüyor> <gülüyor> o <arada> oldu <laughs> bir şekilde. <yok. gülüyor> Ama <gülüyor> benim anlamadığım nokta ne biliyor musun? Yani şu an dün mesela acayip bir ortam vardı. Seçime götürelim. işte imza verelim ki imza verildiğinde de direkt olarak seçime de gidilmiyor. Yayın öncesinde evet, hatta konuştuk onu. Kıymetli izleyicilerimize de aktaralım. Şöyle bir durum oluyor. Eee Atıyorum yarın karar alındı imza toplandı. 30 gün sonra genel kurul yapılıyor. 30 gün sonra yapılan genel kurulda karar alınırsa bir 30 gün daha sonraya seçim yani 2 ay. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kurtulmamız için minimum 2 <laughs> ay dayanmamız lazım. Maksimum da 18 Temmuz'a kadar dayanmamız o lazım. Da o da federasyon açıkladı. Aynen öyle. Yani. Dün mesela kulüpler buna karşı çıkmasına rağmen bugün hiçbir şey olmamış gibi çıkıp 18 Temmuz tarihini duyurup kaos çıkarttılar yine. Kulüpleri yine birbirlerine düşürdüler. Yine Türkiye Futbol Federasyonu hakim değil, ortalığı karıştıran kurum pozisyonuna geçmiştir bu dakikadan sonra. Bununla beraber de son, çok konuştum özür diliyorum. Ee, Eklemem gereken de bir Böreli şey var. Bilgiler, Alınan 18 Temmuz kararının kulüpler imza toplar ve Türkiye Futbol Federasyonu mevcut delegelerle birlikte seçime götürürse hiçbir e, geçerliliği yok. Ama dediğim gibi en az iki ay sonra kurtulabiliyoruz maalesef. Ya aşağı yukarı 90-100 oranında bir imza toplanması lazım ki Hı -hı. genel kurulun toplanması Hı -hı. için. Ve bununla birlikte o toplantıya yine aynı şekilde %50 Katılım. çoğunluğun. Yani aşağı yukarı yanılmıyorsam 215 ile 220 arasında bir delege sayısı vardı federasyonun. Yani 110-120 civarında Hı -hı. bir toplantıya katılımın olması lazım ki seçim kararını alınabilmesi. Ali Koç sahiliymiş bu arada şu anda. Öyle mi? Sağda geziyormuş. Ee, evet. Bu arada Diğerler 17 bin üzerinde izleyicimiz bizimle birlikte ve maç önünde Süper Kupa önündeki canlı yayınlarda birinciyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ee, mesajları hepimiz görüyoruz evet. aslında. Süper chat atanlar da var. Sağ olun onları da arada mutlaka okuyacağımızı da bilmenizi <laughs> isteriz. Yorumlarınız çok fazla. E, beğenilerinizi de eğer arttırırsanız çok da mutlu oluruz. Onu da en azından eklemiş olalım. Az önce kadro geldi. Fenerbahçe'nin kadrosu evet. e, ekrana. <laughs> Sert abiye baktım. E, tanımaya çalışıyor tabii. <laughs> Oyuncuları, oyuncu grubunu e, tekrar şu anda geldi. Ya Bir de bu çocukların tabii e, bulunduğu bir durum, içinde bulunduğu bir durum var. Maçtan maç, geldiler. Maçtan geldiler, kazandılar. Yani, evet. Biresun Spor'u mağlup ettiler. E, direkt olarak uçakla gelmişler. Yani hiç hazırlanma şimdi, fırsatı da olmamış. Bilmeden. Şimdi bir karar alındı. Taraftar istiyor ki hepimiz arkasında duralım. Tamam duralım problem yok. Ben olayı Samandıra'daki futbolcu psikolojiden yani taraftar bunu bilemez abi. O yüzden çok değerli zaten. Bilemez abi <laughs> şu an mesela. Şimdi tamam o zaman ben soruyorum. Bu kararı aldık arkasındayız her şey güzel. Oynamadık süper. Tepkimizi göster. Belki bu sene şampiyonla oynuyor mu oynamıyor mu? Oynuyor. Biz onu oynuyor. karar verin. Ya sen daha iyi Hı -hı. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak istiyor mu? Ya. İsmail Hoca'nın açıklamalarından bana geçen şu. Biz 8'de 8, 7'de 7 kaldı. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Orada da Ben bunu anlatıyorum olacağız. baba. Tabii. Bana ne abi Süper Kuba'dan Türkiye Kupası'nda beni ilgilendirmiyor ki. İstediği kararı da alsın Ali Koç. Beni o ilgilendirmiyor. Ben oyuncular tarafından düşünmem lazım. Çok iyi giden bir kadro var. Trabzon'da olaylı maçta galip gelmesini bildi. Ya biz geçen sene o maçları kazanamıyorduk. Bu, maç, bu sene tuttuğunu koparan bir takım var. Doğru mu? Doğru. Sakatlıklara rağmen yine içeride maç kazanmasını bildi. Fred yok. Bir sürü. Şimdi ben bundan sonrasını düşünüyorum. Anlık reaksiyon bazen çok iyi olabilir. Bazen de hata getirebilir. Tamam şimdi okey. Bu maçı oynamadık. Doğru mu? Tepki gösterdik. S sonra hemen oyuncular şey mi yani bu robot mu bu? Yani reset Dün, atamıyorsun düğmeye oyuncuya Düğmeye bastın diyorsun. da hadi hemen oynayın. Beş atın. Tabii canım. Talimatlı yani, olmuyor anlık, yani. Ben, ben orasını anlatıyorum. Bir şey... Biz tepki sadece bu maç mı yoksa biz bunu ligde de sürdüreceğiz mi? Atıyorum istemiyoruz mu ligi? Lig devam canım. Oğlum. Tamam soruyorum abi bunun kararını verelim. Yok sürdüreceğiz Lig diyor. Lig sürdüreceğiz mi? Tabii tabii. Tamam Hatta o, zaman, o zaman yani o zaman bu bu, bu tane maçı... mesaj verdik diyor. 1 2 evet. sıfırken Tamam ben diyor hocama Trabzon'da talimat verdim. Tüm yönetim olarak sana yetki veriyoruz. Takımı istediğin an sahadan çekebilirsiniz. 2- Süper. Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkıyoruz. Tamam. 3- Önümüzdeki sezonda Türkiye Kupası'nda biz yokuz. Bunlar sizin için yeterli değil mi diyor. Biz yine konferans ligindeki Olympiakos maçımıza hazırlanıyoruz. Yine ligdeki hedefimize devam ediyoruz. Ama şu an için vermiş olduğumuz mesajlar bunlar. Bunun devamını da Haziran'daki yapılacak olan yine aynı şekilde genel kurul toplantımızda ne tür aksiyonlar alabiliriz? Onun devamında ne yapabiliriz? Onu orada da konuşmaya de, tartışmaya devam edeceğiz diyor. Ama arada da şu var abi. Oyuncu da oynamak istiyor bu maçı. Tabii Onu kaçırmayalım. Şimdi bu yönetimin aldığı bir karar. Oyunculara soruyorlar. Oyuncular oynamak istiyor. Doğru mu? Başkan da diyor ki kongrede Tadil Çiçeko, yani. Mert Hakan artık ne yapacaksanız yapın. Bu Bizi şampiyon evet. yapın. Tamam evet. işte bu, bu böyle olmuyor. Kaptanların tamamı bu evet. arada oynamak istediklerini Hem oyuncularla konuştu. Yönetime de deklar etti ama bu alınan karara saygı duyulması gerektiğini söylüyor yani. Tamam saygı, saygı duyalım ama sonuçta devam var ya, ya yaz. Hı hı. Devamlı şampiyonluk olması lazım. Sen Bence, diyorsun ki hiç devam etmeseler. Ben mesela. söyleyeyim abi. En büyük kojan tepki ne biliyor musun? Şampiyon olmak. Bu arada abi enteresan aksiyon oldu. Evet ben de gördüm evet. onu evet, abi. Evet şimdi e, takımlar sahaya çıkmadan önce tam o orta, orta saha çizgisinin <laughs> olduğu noktada taç e, çizgisinin olduğu yerde süper kupa var. Kürsünün üzerinde. Tören Kerem Demirbay bu. geldi. Kerem geldi kupayı aldı soyunma odasına doğru götürüyordu. Tam tünelin ağzına geldi. Ondan sonra orada hatta federasyon yetkilileri de var. E, kimse de şey demedi. Nereye gidiyorsun? Kardeş ne yapıyorsun <laughs> falan diyen de olmadı Alacaksınız, biliyorsun. Alacaksınız sakin. Aldı götürdü. Ondan sonra tekrar geri getirdi. Zaten iki kurumunda kupası oluyor ya. <laughs> Yani o yüzden fark etmiyor. Biraz öyle. <laughs> yani. evet. Fenerbahçe'nin birisi alsaydı kırmızı kart görürdü maç önü. <laughs> Kupaya dokunmak... Ben bu arada yani. az önce böyle <laughs> takıldım ona. Ben de önümde açık. Değil mi? Ben yanlış bir <laughs> <aldı> şey... Aldı kupayı <laughs> soyum odasına götürüyor. Elbette ki kupa getirdim. gerçek bir kupa mı diye merak gerçek ettim. Kupa, çünkü gerçek kupa gerçek. Çünkü bir taraftan da çünkü, çünkü kupa, ne var ne yok onu da şu, anlatıyoruz size. şu. E, tören olacak mı olmayacak mı? Yani burada kupa töreni yapılacak mı yapılmayacak mı? Bir de o da merak ediliyor sonuçta. Normal şartlarda yapılmaması lazım Berkay. Çünkü normal şartlarda bu maç oynanmayıp... Teyir edildiği zaman evet. e, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçı tescil edip tescil ettikten sonra da evet Galatasaray Süper Kupa'nın şampiyonu olmuştur demesi lazım ki kupa töreni yapılsın. Aşkınız. Ama şimdi dünden beri çok fazla konuşulduğu için bu konu buna gir girmekte fayda var. Hemen bu kararı alabilirler orada yani atıyorum hemen orada toplanıp Hı -hı. ya da online bir şekilde toplanıp biliyorsun çünkü da online toplanıp son dönemlerde moda oldu kararları öyle <laughs> alıyorlar hemen online böyle telefonları eline alıp eee karar da verebilirler. Yani bugün şuna kesin diyemiyorum ben. Galatasaray'ın kupa töreni yapılmayacak. Bu ifadeyi kuramıyorum. Çünkü Türkiye Beledi Futbol Federasyonu'nun son dönemlerde talimatlara uymadığı çok ortada. Yani mevcut anormal olmayan, normal işleyen bir federasyon olsa diyeceğim ki evet hani kupa töreni bugün yapılamaz çünkü tescil edilmesi gerekiyor ve talimatlar buna uygun değil. Ama şu anki mevcut federasyonla beraber bunu da söyleyemiyorum. Hemen orada toplanıp karar alabilirim. Usulen maç tatil edileceğinden dolayı karar sonuçta disiplin lazım. kuruluna sevk, sevkliğin ardından da hükmen galibiyet yönünde bir karar çıkması lazım federasyon kurulundan. Fakat bununla birlikte yönetime aynı zamanda tanınan bir hak söz konusu. Az önce yazın da dediği gibi WhatsApp grubundan hı hı. federasyonun genel sekreteri maç bitimiyle birlikte... Ee, Süper Kupa'nın Galatasaray'a bir seremoni ile birlikte verilmesi yönünde karar e, siz, e, o, olurlarınıza sunulur diye. Hepsi onaylarsa Onayladın bütün ne? yönetim kurulu. Yönetim kurulu kararı olarak böyle bir şey uygulayabilirler ama onu da göreceğiz tabii Bu arada Ali Bey sahanın kenarına yakın bir tribünde. Fotoğraf çektiriyor o taraftan. E, çıktı. Buradan bir mesaj şöyle mi almalıyız? Kim yani yenecekti? takımı <laughs> alma <laughs> konusunda Ali Bey mi sahaya inecek acaba? Yani şimdi bilmiyorum onu kim iner. Bu arada Mehmet Büyükekşi büyük de doğru. geldi. Ee, şu katılmayacak anda. diyorlardı. Demek ki Orada, şu anda benim az önceki teorinin doğru olabilir. Teori Kupayı verebilirler. Gerçekleşebilir. Yani Çünkü normal şartlarda gelmeyecekti. Ee, başkan da Ali Koç da birçok maça e, sezon başında. Ratayış şart... birine gitmiyor. Bir tek, e, normal normal yok öyle bir normal şey. <laughs> normal bir şartta değiliz. Doğru yani sen normal şartlar diyorsun Aynen, ama çok <laughs> <şartlar> anormal şartlar. <laughs> şu anda tüm şartlar anormal. Tüm şartlar anormal abi. Şu an yani hakikaten Galatasaray seyircileri de statta şu anda yani belki orada Galatasaray taraftar da olduğu için orada yapmak isteyebilir. Ee, Galatasaray kulübü oradaki taraftara da bir şekilde e, göstermek tabii. için e, gerçekleşebilir. Kupa ortada şu anda gelmiş zaten stada. Gel. Açtı az önce evet. bu kupayı alıp götürdü Kerem Demirbay. Tabii, federasyon son normal sonra. bir maç oynanacak şekilde bütün hazırlığını yapmış. Yani güvenliğinden saha içerisindeki e, süper kupa ile ilgili olarak reklam e, brandasına kadar hakemlere ha, bütün teknik donanım Var, avar, osu busu her türlü şekilde organizasyonla ilgili yapılmış. Normal bir maç oynanacağına dair eksiksiz bir şekilde var. Ama şimdi Fenerbahçe U19 takımı üzerinde çıktı. lacivert formayla çıktı. Galatasaray parçalı formayla sahaya çıktı. Kaptan olan Furkan da biliyorsun abi A takımın 3. Evet. Bugün onun da önemi var. Ben bunu niye önemli olarak söylüyorum? Çünkü kaptanlara da soruyor. Çekilmek istiyor musunuz? Hı hı. Doğru. Hani ne yapıyorsunuz? Çünkü oyuncu kararı da önemli burada. Ama zannetmiyorum ki bir ters bir şey olsun. Bir Yok de böyle yani. U19. <laughs> Oynayacağız diyorlar. <gülüyor> Oynayacağız <gülüyor> diyorlar. Genç takımların hep hayalidir ya <laughs> A takımla oynamak falan. Bunu hayal ediyordur bu çocuklar yani şu an. Yok da mesela şey şey de diyemezler artık yani. Galatasaray A takımına da süper kupa finali oynamadık demezler herhalde. Sonuçta anlatabilir bu çocuk anlatabilir, bu hikayeyi. Yani. Anlatabilir yani. Onların yani da bir hikayesi oluştu. Oluştu ama tabii. Şu, baktığımda... ee, şu an İstiklal marşı okunacak. Hakem o ve oyuncular sadece deplasman formasını giymiş Fenerbahçe. Evet. evet. Ne çıkaralım buradan? <laughs> alabilir miyiz bilmiyorum. Deplasman mesajın içinde bir mesaj var zaten. Öyle mi? oldu abi ne yapalım artık yani sürekli Dört bir şey arıyoruz. Gibi. Ne oldu belli değil. Ee, bir noktada bulmaya çalışıyoruz. Ee, tabii birazdan aksiyon başlayacak. Yani e, çok az kaldı. 2-3 dakika içinde zannediyorum ki maç başladığında 2-3 dakika bile çok sanki. Hatırlatma ya, bir... yapalım. Biz maç esnasında da yayında olacağız. Yayından. Evet. Bizim evet. yayınımız maç esnasında da devam edecek arkadaşlar. O yüzden... Ne var ne yok burada beraber sizinle birlikte yaşayacağız. O yüzden yani belki gözünüz televizyonda diğer tarafta da elinize tablet veya telefonla bizi takip edebilirsiniz. An ve an orada ne yaşanıyorsa biz de burada yorumlayacağız tabii ki. Bu arada ertelenir mi ertelenmez mi diyorlar ama bu erteleme değil tatil edilme olacak. Erteleme farklı bir şey. Bir oynanması demek erteleme. Aynen. Sonuçta. Erteleme ertelenir başka, bir tarih. başka tarihte öyle bir durum yok. Onu zaten yeterince ertelediler bu sezon. Zaten kalmadı. Bu... Kalmadı yani. Bir <laughs> yani. üçüncü yer yani. vardı. 23'ü vardı. Fenerbahçe'de işte 23-31 ya da Ağustos'un başında Temmuz sonu oynayalım dediler ama o da kabul edilmeyince. Oynanacağı yokmuş ya süveriyat da olmadı. Aynen o, o nasip değilmiş ya oldu. bu sene o nasip bizim maçı izlemek. O, o izleyemeyecekmişiz bu maçı yani. Galatasaray az kadroya çıkmış o da enteresan. Ama o Hoca söylemişti az kadroya çıkacağını. Musera Köhn, Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim, Berkan, Toreyra, Kerem, Icardi, Mertens, Barış Alper. Fenerbahçe 11 futbolcu sahada yedeklerde de 4 oyuncu var. Doğukan, Yiğit, Mehmetcan, Samet. Altyapı programına çevirelim istiyorsanız reklam <laughs> arasında. <laughs> Dünya, <gülüyor> dünyada peki Süper Kupa finalinde 103, 104 milyon euroluk takım, 230 bin euroluk takım böyle bir Süper Kupa finali oynanmış mıdır? <gülüyor> Her <gülüyor> abi yıllarca anlattım. Ya, dünyada... <laughs> büyük maçlar anlattım. Gördüm hiç, hiç böyle bir rakamlar söyledim. bir park gördüm şampiyonlar. <laughs> yani <gibi gülüyor> Manchester City işte ne bileyim. <laughs> 1 milyar işte Burada önemli Öğüncü oyuncular var ya, ama. Ben hatırlamıyorum. Burada var. şu an 230 bin euro takım. Evet. Ama bunların, bu oyuncuların çoğu 5-10 milyon yıllık oyuncu olabilme potansiyeli olanlar var. Mesela bunlardan biri Çağrı Fedai, Efe Karayazı, Muhammed İmre. Mesela Muhammed İmre'yi aslında zaman zaman yani idmanlarda çıkıyor A takımla. Furkan Onur Akgüz zaten 3. kalecisi A takımın. Kadar. Yusuf da var Çıkar, Çıkar, mı? Çıkar mı o kadar? Yusuf da A takımında oynamıştı. Y Yusuf oynadı ama. En tanınan da o zaten çok seyirci açısından. İşte o Norheland maçında oynadığı için tanınıyor. Evet. Ama potansiyel ve gelecek vaat etme anlamında senin dediğin olan şöyle gerçekleşir. Çok, Eğer devamlı. A takımına geçebilirse. Hı. Yani işte Arda gibi, Arda ile kıyaslamıyorum ama Arda gibi, Hı. Semih gibi o zaman senin dediğin rakamla ulaşabilir. Ama çoğu Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu yani yedek kalecisinden işte altyapı oyuncusu hep böyle bir Rize... Sivas bir yerlere dağıldığı için sende rakamlara bence ulaşamıyorlar. Doğru, Sonrası dizim, bir lig oluyor falan. Sizin dönemlere var değil mi abi böyle oyuncular? Oynamak için gidiyor çünkü adam... Mahmut Hanefi vardı benim hatırladığım. Ma Mahmut Hanefi ama şey... O bonus olarak geldi. <laughs> <yaşandım. gülüyor> <Sakardım. gülüyor> ben merak ettim <laughs> tabii yani şu anda oyuncuların ne hissettiği, ne düşündüğü. Yani şu anda Hangilerin? az önce seremonide istiklal Marşı'mızı söyleyen ve bununla birlikte sahada. Bu oyuncuların mı yoksa Bu... sabahları yok, izleyenler yok, mi? Peki doğru. Galatasaray oyuncuları mı Fenerbahçe oyuncuları mı? Bence ya iki tarafında evet iki tarafında. Iki, i̇ki taraf bambaşka şey hissediyordu. Bence tabii. Galatasaray'da öfke vardır. Ee, genç takımda da Olumsuzluk var. Volkan bu arada başlatıyor. Evet, maçı başlatmak üzere Şanlıurfa'da Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa mücadelesi şu anda dördüncü hakemden işaretini bekliyor Volkan Bayarslan ve maç başladıktan sonra tüm Türkiye bizler şu an heyecanlandım ilk heyecanlandım. defa bir aksiyona şahit olacağız. Birçok şey yazıldı, çizildi. Ne olacak, ne bitecek? Birazdan göreceğiz. Ne kadar oynanacak onu da göreceğiz aynı zamanda. İlk düdük çaldı ve karşılaşmaya Galatasaray başladı. oynanıyor bu ayağı Yok. Şimdi yönetimlik ihtimal... uzatmaya gider bu maç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi öyle bir <laughs> hava var burada yani. O yapıyor Fenerbahçe. önde basıyoruz. <laughs> Şu anda 20 saniye geride kaldı. 20 saniyelik bölüm içerisinde Galatasaraylı futbolcuların pas yaptığını görüyoruz kendi yarı sahasında. Fenerbahçe'li oyuncular da kendi alanındalar şu anda. O baskıyla birlikte topu kazanma mücadelesindeler. İyi, iyi başladık maçı. <laughs> bir normal, süre mi geçmesi gerekiyor oy, oy, acaba? Oyuncu... Yani Bir e, maçın başlamasından. Yok ya, hayır, bir şey yok ya. Şöyle bir şey var. Oyuncu eşitliklerine yani sahi... geç kalıyoruz ya. Bunda da geç kalmıyoruz. <laughs> Uzun bir top atıldı sonra. bu arada. Ceza alan içerisine doğru sağ taraftan vuruş topaları gidiyor. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Maçın birinci dakikası Icardi. Sana söylediğim olay. Oyuncu değişikliklerine Gerçekten. geç kalıyoruz. Burada da gol yedik. Yani geç kaldık. yine. O hızlı bir yolu yok. Bir şey Icardi. söyleyeceğim yani. <laughs> Icardi'nin attığı gol Galatasaray Süper Kupa'da. Daha henüz uzun bir top gönderildi içeriye doğru. Ve sonrasında sağ çaprazdan bir vuruş. Kaleci Furkan'ın sağ hemen kolunun altından toparlarla buluştu. Ve Galatasaray Şanlıurfa'da. Bir sıfırlık galibiyetin sevincini yaşıyor. Yani Kafayla şimdi. arka tarafı indiren Barış Alper, değil mi? Evet. evet, Barış Alper. Barış Alper. Bu şimdi ilginç oldu ama yani bu. Niye? Neden güç... biz bunu gördük mesela? Tamam anlamadım Ben sana ben. anlatayım niye gördüm. Şimdi bana tepki gösterdi insanlar. Hiç sıkıntı yok. Ben alışığım zaten. Şimdi Ali Koçu destekleyelim diyoruz ya. Tam desteklerim de. 6 senelik başkanlık kariyerinde bir şeyi uygulayıp tamamının sonunu getirdiği düzgün bir şekilde gördük mü? İdari menajer geldi bu arada bitir kenara kayata. E bitir zaten bitirsen golü mi takımı sağdan çekiyorlar da? Yani <laughs> ya inanmıyorum e şey. ya. ya. Ben, Vallahi ben ben, ben, ben bak, olmayan şey. Bak şimdi ben, ben, Sayın ben Ahmet Yetenci gördüm tencici. Fenerbahçeli futbolcular içeri gidiyorlar. Şu anda santra vuruşunu yapmadan soyunma odasına gidiyor sağdan çekiliyor değerli izleyiciler. Fenerbahçe yönetim kurulu kararıyla şu anda Selahübietli oyuncular tünele doğru gidiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünde, hmm. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek eşiyle birlikte tribünde ve şu anda herkesin gözü sahada. Icardi bu arada kenarda. Onlar da evet Galatasaraylı futbolcular da alkışlıyor bu arada. Genç çocukları ha. belki evet, orada. Genç evet, genç futbolcular alkışlıyorlar. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanında maçı seyrediyor. Muslera, Galatasaraylı bazı oyuncular, onlar da alkışlıyorlar şu anda. Fenerbahçe sahayı terk etti, sağdan çekildi. Daha henüz birinci dakikada kalesinde gol gördü ve sonrasında... Santra vuruşu yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına <laughs> gitti. Gol yemeden şu... çekemediler mi abi? Yani 0 ya olması Yani gerekiyor aşağıda mu? bekleyebilirlerdi şu kenarda. Yo, öyle bir şey yok. Böyle ya. bir şey yok değil mi Ben Bilmiyorum, şu an her şeyi düşünmeye ya çalışıyorum zaten yani. Başlar başlamaz çekmekti. Planda bence bu yoktu tabi. Bence de yoktu yani Ben, bu plan hiç... ben zaten onu anlatmaya çalışacağım. Tabii. Yani Planda bu yani yok. Başkanın, başkanın sıkıntısı şu. Yani. Yani. Niyeti iyi olabilir. Niyeti kendince doğru olabilir ama uygulamada sıkıntı var ben Fenerbahçe'de. Altı sezondur ben bunu anlatmaya çalışacağım. Yani uygulamada sıkıntı var. Yani her şey geç kalınıyor. Ne bileyim şampiyonluk gidiyor. Ondan sonra ne bileyim iyi oyuncular alınıyor. İşte buradaki gibi mesela ha, bir şey olacağı yok. Zaten 3-0'lık mağlup olunca da gerek yok yani. Yani oyunculara da yazık yine. U19'un da bir suçu yok yani anladın mı? Işte yani. abi. Öğlen maç yaptılar. Maç yaptılar. İkinci Bunu maça geldi. çıkıyorlar şu an. Yani o çocuklar sonuçta Şimdi onlar da Fenerbahçe'nin direkleri ya. geldi. Maçın hakemi Volkan Bayarsan'ın yanına geldi. Yok. sen, ee, senin önde mi görüntü abi? Evet. <laughs> Geriden geliyor. Şu <zaten. gülüyor> beyefendi. <gülüyor> evet. Şu beyefendiyi tanıyor musun? O Galatasaray'ın şeyi. menajeri. E, evet idari menajeri. E, idari ee, Volkan Bayarsan'a takımı sahaya çıkmayacağını bizzat Ahmet Ketenci söyledi. Evet. Galatasaray İçerisi. idari heyeti de aynı zamanda bu kararı duydu. Hakem de bunun üzerine Galatasaraylı futbolcular da işaret ediyor. Kendisi soyunma odasına gidecek Galatasaraylılar. Şu anda süper kupayı kazanmanın mutluluğunu Ve yaşıyorlar Mutlu Kutlamaya başladı Galatasaray. Evet, evet. evet. şu anda. Kutlamaya başladı ciddi şekilde de e, şampiyonluk sevinci yaşıyor Galatasaray takımı. Ama ciddi bu. efor sarf ettiler bak sen <laughs> Yani baktığımda... Icardi'nin golü güzeldi Konuşabiliriz golü güzeldi. futbolla ilgili bir şey en ben, azından. Benim şaşırdığım olay ne biliyor musun? Tam gol oldu sonuçta Galatasaray hani 19 oyunu da <laughs> ciddi sevinç vardı yani golden sonra. Bilmiyorum siz dikkat ettiniz ben mi? Ben ona dikkat ettim. Yani o, o... Golden sonraki bölümde diyorsun. Evet, Bütün evet yani. gitti evet. Evet, İnanılmaz evet. bir gol sevinci vardı. O da enteresan yani. Ama Şu an benim kafam o çok gol kalık. sevinci senin baştan bu yana daha önceki yorumda da yayında da burada da yayında. Dedin ki sen aslında Galatasaraylı evet. futbolcuları daha çok motive ettin. Hem bu maç evet. için motive evet. ettin, hem camia olarak motive ettin. Bu Ama asıl önemlisi abi. Rams Park'taki derbi için Tabii. daha fazla motive ettin. Ben o yüzden ettin, sordum. Mu? Olmak istiyoruz mu? Olmuyor? Olmak istemiyoruz mu? Şimdi taraftar bir kere bunun karar verecek. Ali Koç'un arkası tam duralım da Ali Koç'un arkası. Bu takım şampiyonluğa gidiyor. Bu takım 10, pu 10 puan geride değil. Bu takım Rams Park'ta bütün maçları kazanır. Rams Park'ta kazanırsa şampiyon mu abi? Evet. evet. Tamam, ben orasını söylüyorum. Olamazsa. Şimdi ne diyor ne diyor insanlar? Böyle bir karar aldı. arkasına duralım. Tamam. Ama oyuncular nasıl hissediyor abi? Oyuncular önemli değil mi? Tabii şu. An Biz kimi Fenerbahçe destekliyoruz ve... yani? Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Tamam, karar... Ya komple bir karar alacaksın? Ben ligden çekilsin asla demedim. Ben dedim ki ben zaten söyledim. Ne karar verirse arkasındayım dedim. Ama şimdi burada oyunculara düşünmek lazım. Sonuçta sen şöyle bir karar verdin. Süper Kupa'ya çıkmayacaksın ama lige devam edeceksin. Ya hep ya işliyorsun sen. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa maçı yok mu? Var. Var. Orada da devam ediyorsun. Kofedasyon, kupa alma şansı var mı? Var. Ligi alma şansın var mı? Bu kupa benim için Bunun önemli normal değil mi abi. Normal. Peki bu yaşananlar? Ben sana bir futbolcu olarak söylüyorum. Ha bak sana anlatıyorum. Sen şimdi Galatasaray için mi Evet. Eee, şu, evet an... şu an onlar <laughs> hırsından ve sinirinden yapıyor bunu. Değil mi? Tabii abi şu an aşırı motiveler. Kutluyorlar yani takmıyorlar gibi ama aslında içlerinde şu an foku fokur kaynıyor. Bu normal. Tersini düşün. Ya ben geleceğim maça çıkmayacaklar. O 19 çıldırırım ben herhalde. Ben o tarafını anlatıyorum. Futbolcu psikolojik tarafı. Yönetim başkan orası beni ilgilendirmiyor abi. Onlar bir karar almış. Doğru. Onu bize zaman göster. Şimdi soruyorum. Gitti Ramsfak'ta kaybettin. Nasıl olacak? Onu geç. Yakın ne diyeceğiz? Aa, hatay mı diyeceğiz? Anladın mı yani? Olimpiyakos Altı maçı var. bu oluyor. 3 gün sonra yani da. bugün sahaya çıkılmıyor. Evet. Olimpiyakos maçı var. Zeki Göle'nin açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum. Konferans kupasını kazanmak istiyoruz. Takımımızı evet. dinlendirmek evet. istiyoruz dedi. O açıklamalara baktığımız noktada e, Perşembe günü kötü bir sonuç alınırsa ne olacak? Kim söyledi bunu? Bak Zeki Galatasaray Oca. paylaşım yaptı. Icardi'nin golünün ardından Fenerbahçe sağdan çekildi diye. Şimdi bir de tabii bu tarafı da olmaya o, başladı. Şey. Şimdi, yani... Abi empati yapalım. Yani, Bunların hepsini empati yapalım. Yani bugünkü Fenerbahçeli taraftarların olduğu yerde onların duygularını Galatasaraylılarla değiştirelim. Galatasaraylılar böyle bir aksiyondan sonra sevinirler tabii Mutlaka ki. Bir kupa ez, en tabii. ezeli rakibin tarafından sana hediye edildi. Aynen öyle. Hediye edildi. Niye kabul etmeyeyim? Üstelik 0-0'da çekilemeden sağdan. 1-0. Gol attı. Yani maç başladı evet. gol yedin. Gol yedikten sonra sağdan çekildin. Planladığın, düşündüğün, tasarladığın hiçbir şeyi de 0 iken yapamadın. Edin. Gol attı. Ve gol atan da Icardi evet. Galatasaray'ın <laughs> en fazla şu anda taraftarca Süper sevilen. Süperstarı. Süper yani Galatasaray'ın istediği her türlü şeyi Gerçek Galatasaray Galatasaray en yaşında yaşında gerçekten en iyi şekilde gerçekleştirdi. Fenerbahçe de buna yardımcı oldu. Fenerbahçe de yardımcı oldu. Yardımcı oldu. Çekildi. Tabii bunu ki. Bunu bir sormalar lazım ama. Ya. Çok, ben, de, çok ben merak ettim. Hani, ya bu... maç oyun. Ben hatta dedim ki patladık herhalde yani. Abi. Haberim, sen haber. Ne? haber dedim benim patladı herhalde yani. <laughs> ben çıkmayı düşündüm biliyor musun? Maçı izleyelim ondan sonra gidelim diye. Yani, yani. ben Maşallah anlayamadım niye bu kadar gecikti. E şimdi gecikirse de bu tweet'i atar, atar yani. Sonuçta. Atar adam sonuçta bir şekilde gol bulabilir. Acaba Galatasaray'ın pas yapıp gitmeyeceğini mi düşündü Fenerbahçe tarafı? Abi niye gitmesin? anlamıyorum. bunu düşünmüş olabilirler mi acaba? Bu Galatasaray'ın Galatasaray kararı değil. Ki. Yani devam etse demek ki atacaklarmış. Dediğin olacakmış. Yani burada konuştuğunuz durum olacakmış. Demek ki biraz daha devam etse 10 tane 15 tane ne varsa e Galatasaray oynayacakmış Normal yani. Normal yani ne olacak ki? Normal yani. yani nasıl 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 olacak ki? Bir de benim anlamadığım şey bir şimdi kime tepkiliyiz? Fenerbahçe şimdi bununla ilgili kime tepki gösterdi? Yani dik duruş mu gösterdi? Ben diyorum ki Fenerbahçe'nin kendi oyuncusu oynamak istiyor diyorum ya. O zaman ne yapalım? Oyunculara küfür mü edelim? Mesela saldıralım o zaman Ceko'ya. Sen bu oyuncu onlar da başkanın kararının arkasında değil ki. Çünkü başkanın kararının arkasında olan zaten oyuncu bir şey söyler misin sen mesela? Ya tamam Az evet. Yıldırım'la kıyaslayamıyorum. Az Yıldırım geldiğinde zaten bir şey söyleyemiyorduk ama. Ama içinden başka bir şey hissediyordun. Hissediyordun ama mesela şimdi oyuncular yaz daha iyi bu bilgilere sahip. Hepsi oynamak istedi mi abi? İstedi. Tamam o zaman oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncuları şey mi karakteri bozuk mu veya başkanın arkasında durma, durmadı mı diyeceğiz oynamak isteyecek abi. Şimdi yani saygı bu... duydular. Sonuçta burada yönetim kararı var evet. alınan. Abi ee... saygı zaten şöyle. Saygı duyarsın, sen de bana duyarsın, ben de sana duyarım. Aha. Ama önemli olan hissettiklerin. İçindeki his ayrı oyun oynamak istiyor oyuncular. ben ben eminim ki İsmail Kartal da bu maçı oynamak istiyordu. Dinlenme, dinlenmem onları geç abi. Oyuncular oynamak istiyor. A ateşliydi ve ben inanıyorum ki yenecekti. Her sonuç ne olacaktı? Ben de diyorum ki sezon sonu göreceğiz. Bu bu maçı Fenerbahçe alsaydı Ranspark'ta Şampiyonun anahtarını eline almış olacaktı. Ben de öyle diyorum. Kendi bilgime göre. Avantajı. Kendi tecrübeme göre. Avantajı eline geçirecekti. Bu şu an yine yani. alabilir. Şu an yine alabilir. Yine kazanabilir. Bu hırs ama bu motivasyon hırs... olarak döner mi bak, peki bak, Fenerbahçe? Lazım. Yani Fenerbahçe oyuncu grubuna. şu anda Samandıra'da izliyorum. Tadiç'im, Ceko'yum, evet. Fred'im. Maçı izliyorum. Genç kardeşlerimiz benim kulübümün U19 takımı gol yedi. Galatasaray takımı da haklı olarak sevindi. Bunda hiçbir problem yok. Ama... Buradaki kızgınlık, motivasyon evet. e, parka da yansır mı? Bu Taner bundan sonraki gidişatına yansır mı? Bu yani görüntü şöyle, yani. Ya şöyle bence bu bir hırs kaybı olmaz. Olumlu Hiç anlamda soruyorum. Olumlu anlamda yansır. Ekstra motivasyon Ekstra yani. motivasyon. Bilmiyorum ki şimdi bir düşün. Ne? Son maça ne? bakalım. Son maç aslında <laughs> bu bütün kaotik ortamın içinde sahaya çıkılan ve çok da fazla oyuncu grubunun etkilenmediği bir maçtı. Tabii, o yüzden bu maç. ben bu evet. durumun, mevcut durumun A takıma... Ekstra motivasyon olarak döneceğini e, zannediyorum ve şu nokta da çok önemli bence. Şimdi Rams Park'taki maçı hedef maçı olarak belirliyor Fenerbahçe Hı. ve o maça kadar hala süre var önümüzde. Evet. Ondan daha önce çözmesi gereken yani yönetimin veya ondan daha önce harekete geçmesini bekledikleri yerler var. Hı. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu. Hı. Ben iddia ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu e, yarın görevi bıraksın bu kaotik ortam ve Fenerbahçe'nin tutumu değişir. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri bugün de aslında bir cephe gibi hem aldıkları var kararlarıyla hem orada kupa törenini yapmak için gönderilen sahneyle çünkü talimata aykırı olduğunu bahsettik. Evet. Bugün gelinen noktada ne görüyoruz biz burada? Umurumuzda değilsiniz diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu resmen yazılı olarak veya sözlü olarak dile getirmese de hareketlerle yapıyoruz. yaptığı eylemlerle dile getiriyor. E dün 19 kulüptü az önce de söyledim 6'ya düştü. Esen Demek ki 19 kulübü de önemsemiyorsun, 6 kulübü de önemsemiyorsun. E bir de üstü kapalı Fenerbahçe o kulüp takımları hani hı hı. bir araya getirdi diyorsun. Nereden biliyorsun? Bilemezsin. <laughs> Yalan söylüyorsun. Çünkü dün Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin öncülüğünde toplam 19 kulüp. Bir kulüp serdi. o da Antep'ti. Evet. Hani siz ne karar alırsanız biz ona uyarız. Uyarız dediler. Noktasındalardı ama bugün gelinen yerde çok Abi, enteresan. Ya şu bir gerçek. Şimdi <laughs> Fenerbahçe ile mevcut futbol federasyonu arasında sadece Fenerbahçe olarak da aslında bunu değerlendirmemek lazım. Yani her ne kadar kendini yanlış hissetse de aslında Fenerbahçeli gibi düşünen, Fenerbahçe taraftarı gibi düşünen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gibi düşünen, Fenerbahçeli futbolcular gibi düşünen futbolcular da var, başkan da var, teknik direktör de var, taraftarlar da var şu anda mevcut futbol düzeni içerisinde. Haksızlığa uğradığını düşünen, bir kesmin kayırıldığını düşünen ayrıcalık tanındığını düşünen, kurullar tarafından, hakemler tarafından canının yandığı düşünülen, sadece Fenerbahçeli değil, o kongrede hatta 30 bin taraftar vardı belki, 30 bin kongre üyesi vardı belki. Yani kalbi, gönlü Fenerbahçeli atan ama orada kendini Fenerbahçe taraftarı olmayıp, Başka bir takım taraftarı olsa da kendini orada aynı şekilde aynı duygularla oraya koyan taraftarlar da vardı. Dile getirmek isteyenler vardı. Tabii ki. Yani ben de aynı Fenerbahçeli gibi hissediyorum diyen çok fazla insan vardı. Siz de karşılaşmışsınızdır. Ben evet. bir hafta boyunca 2 Nisan'a kadar olan süreçte abi ben Fenerbahçeli değilim ama e, Fenerbahçelinin yanındayım diyordu. Evet. Aynen onlar gibi hissediyorum diyordu. Bunu ben hı hı. yani sahada sahada evet, çok fazla evet. yaşadım doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi geldiğimiz nokta şöyle bir şey. Öyle bir cephe oluştu ki Fenerbahçe ve kulüpler bazı birkaç kulüp bununla birlikte Galatasaray Federasyon, cephesi hı hı. ve belki de o cephede yine aynı şekilde destek veren başka kulüpler. Şu anda maalesef Türk futbolu böyle bir cepheleşme durumuna girmiş vaziyette. Ha bu cephede bir taraf yıkılacak. O taraf kesin olarak federasyon. O kesin. Açıklandı yani, zaten. Gidecek. 18 yani. Temmuz'da mı yapılır? Hazırlık mi alınır. Sonrası mı yapılır? Belli değil. Ama sonuçta en Geç 18 Temmuz'da evet. yapılacağı kesin. Vedalaşacağız alacağız yani evet. 18 Temmuz. Bundan sonraki süreçte yeni bir futbol düzeni için kimler harekete geçecek, kimler bu işin bir parçası olacak Sözüm olumlu tam anlamda. Tam burada keseceğim 18 Temmuz'da vedalaşacağız diyorsun da öyle bir şey yok. Ha, aday e, aday, aday olma ihtimali var Mehmet Tabii ki Ama öyle. bence yıkılacak. Doğru söylüyorsun. O başka. Şu an aday olmayabilir. <laughs> Hatta ben bir, 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 doğru, bir doğru doğru bir şey söyleyeyim, <laughs> ee, önemli bir bilgi vereyim. Bu hafta Mehmet Büyükek, yani bu hafta olmaz büyük ihtimal. Bayram haftasına giriyoruz. Evet. Özür dilerim. Bayramdan sonra o artık hani iş günü başladı. Resmi tatil bittikten sonra iddia ediyorum bir takım hatta iddia etmiyorum ya yani biliyorum. Bir takım görüşmelerde bulunacak ve adaylık noktasında belki de aday olacağını açıklayacak. Peki şöyle olursa Adaylıktan ne olur. Adaylıktan veya başkanlıktan vazgeçmiş gibi algılamayın lütfen. Tamam, o nasıl sinyali olabilir mi? Yani senin bahsetmiş olduğun hemen hemen tamamına yakın kulüplerin bir an önce seçim olsun dedikten sonra 18 Temmuz tarihinin açıklanmasının ardından tık 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 WhatsApp'tan geri. benim e, imzamı geri çekiyorum demesi silindi. onun bir mesajı olabilir mi? <laughs> Tabi WhatsApp grubu karışmış. Değil mi? Yani 18 Temmuz'da yeniden aday olma süreci içerisinde. Evet. Diyelim ha? ki Avrupa şampiyonası başladı. Milli takımımız da inşallah çok güzel sonuçlar aldı. Gitti yarı final oynadı. Final oynadı bir şey yaptı orta. Kupayı ben aldırdım der. Şimdi o, bu, böyle bir argümanda sahip oluyor Mehmet Büyükekşi. Aslında biraz da e, turnuvayı da bekliyor. E, o noktada. Turnuvada milli takım başarılı olursa zaten her türlü adaylığını koyar bence. Ama turnuvayı bekleme sebebi de şu. Bizim dönemimizde Avrupa Şampiyonası'na gittiler. Biz bu takıma çok önemli oyuncular kazandırdık. Hı hı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve mevcut yönetiminin e, buradaki turnuvaya gidilmesinde en önemli katkı olan, pay, pay sahibi olanlardan biri olduğunu düşünüyorlar ve aslında o yüzden 18'ini işaret ediyorlar. 18'de tam işte turnuvanın bittikten birkaç gün bir sonrası. sonrası. Cengiz Hancım sıcağı sıcağına gelen her şeyi ekrana getirebilirsiniz. Evet. Biz yorum yapsak da bazen mesajlarını geç görüyorum. Galatasaray bir paylaşım yapmış. Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin 100. yılında iki kupalı şampiyon diye. Ve şu anda e, arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Galatasaray kendi e, arasında bir antrenman maçı yapıyormuş. İdmana çevirdiler. Evet. E, bir tel idmanına çevirdiler. Alanya deplasmanının hazırlıklarını Şanlıurfa'da da devam, devam ediyor. Ediyorlar. Peki bu federasyon değiştiğinde ne değişecek? Bence İzkenz'in yapılanma olmadığı sürece hiçbir şey değişmeyecek. Yani. yani, kim aday kim olacak? Birisi olacak gelecek. E ne değişecek? Onlar yani sadece Fenerbahçe var. için söylüyorum ben bunu. Sadece bu federasyondan bir şikayetçiyiz. Yani hep sonuçta... Herkesi var bunun şikayet yani yani bir sürü sürü Sürekli 9 <laughs> senedir olan bir şey veya daha öncesi de var bunun. Sen burayla mücadele vermediğin sürece tamam mı? Bu, bu sonuçta buna, buna bir şey yapamaz. Yani ben Az Yıldırım dönemi yaşadığım için Az Yıldırım bir şekilde burayla mücadele ediyordu. Galip geliyordu gelmiyordu ayrı ama sonuçta mücadele ediyordu. Yani Ali Koç çok, çok sevmiyor mücadeleyi bu tarafla. <laughs> tamam onu da okuyayım ama federasyon değiştiğinde bir şey değişmeyecek. Fenerbahçe yine aynı mücadele vermek zorunda. Yani anlamak istediğimi yine yeneceksin. İşte yine hakem hataları olacak. Yine var aynısı olacak yine. Ama değişmeyecek Ama federasyonla şey. ve çoğu şeyle mücadele Fenerbahçe'nin zaten genlerinde olan bir şey. Ne Bu yok? sen biliyorsun. Ama yapması lazım işte. Yani mücadele Bence içinde orada olmadan... Şimdi şey, mesela ben sana söyleyeyim Ben hiç var. unutmuyorum. Sıfır. Spor bakanı dahil de olsa eğer ben federasyon başkanına tepkiliysem gidip ertesi gün onun yanında bitmem ben. Kimse beni oraya götüremez. Nasıl Az şimdi doğru bulursun yanlış bulursun ki ben yanlış buldum gelmemesi sizin de olduğunuz kongreye gelmedi ben yanlış buldum. Gelmeli gereki gerekiyor gelmesi gerekiyordu değil. bence. Hı -hı. Nasıl 3 Temmuz'da herkes bu şekilde düşünüyorum ben ama şimdi federasyon başkanına tepkiliysen ki bence yüzde yüz haklısın çünkü her şey ortada o zaman gitmeyeceksin abi oraya öyle bir kural var mı? Ya gitmezse kim için? Ali, Kodun, Ali Koç Ali şey için diyorsun. Ali Koç ha, Ali, için, Ali, Koç, Ali Koç, Ali Koç miydi diyorsun? Gitmeyecek. Hiç yanına gitmeyecek. Mesela gidiyordu yanına. Ha yanına Nasıl gitmedi, gitmedi ya. Yal. Bugün Aynen. değil ya. Bugünden bahsetmiyorum. Daha da. öncesinden bahsedelim. şey, ee, bahsediyorum. bir şey oldu. Kurtlar Birliği çıkışındaki bir Kurtlar çıkışına, çıkışına ha, gitti o fotoğraftan da bahsediyor. Vermeyeceksin abi. Ben, olsam vermem. Ben o adama tepkileyim. Bak isim olarak takılma. Tepkileyim ben mesela kendimi. Kendi camiama haksızlık yapıldığını düşünüyorum ki bence öyle. Her şey ortada yani şimdi Trabzon maçı daha öncesi hepsi var yani. Bütün kararlarla. Her kulüp kendini tabii ki şey buradan bir pay biçebilir. Benim de penaltım vermediği bir Ben bu fena olarak kendi takıma bakarım. Beni kimse başkanla yan yana getiremez abi. Ve az yıldırım böyleydi. Net yok o konuda mesela. Net tavrını koyuyordu. Haluk Ulusoy olsun ki Haluk Ulusoy bence hani Mehmet şey göre değil mi? 10 <laughs> kata yani şöyle ben Dünya Kupası yaşadım işte ne bileyim prim kolan her şey futbolcuya çok duygusal yaklaşan ama sonuçta kimlikten dolayı birazcık Galatasaraylı falan Olabilir abi böyle şeyler. Ama mesela net çizgisini koyuyordu. Seti kuruyordu oraya Az Yıldırım. Tamam mı? Bu sefer ne oluyordu biliyor musun? Bir şekilde hali, Hal, hal, hal Haluk iletişime geçmeye çalışıyordu. Çünkü ihtiyacı var ya bu tarafa da. Ama mesela başkan bir, 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 bir net bir açıklama çıkıyor. Televizyona çıkıyor ama ertesi gün Mehmet Büyük e fotoğraf veriyor mesela. Bence bu yanlış. Bence burada hani duruş da demeyeyim ama mesela net tavrını koyacaksın camiye olarak. O zaman hep beraber kenetlenebilirsin. Ama şimdi siz de oradaydınız bir kongrede mesela ben her kararı okeydim. Bak yine söylüyorum ligden herkes çekilme bu o gün. Herkes okeydi. Ne yani, çıkarsa evet. şey son, ama ne oldu şey bir şekilde kongrenin birinci devresi tam böyle istediğimiz gibi gitti. Hepimizin yükseldiği ben de sizi buradan seyrettiğim sonrasında yayınımız vardı. Ama ikinci devresinde kongrenin iftardan sonra bir sıkıntı vardı. Birazcık gaz kesildi doğru mu? Erol Bey dedi ki açarken bugün burada ben de varım diyeceksiniz dedi. Bu yıllar geçse de 30 sene 50 sene geçse de ben de buraya geldim diyeceksiniz evet. dedi. O konuşmayı duyduktan sonra dedim ki herhalde Fenerbahçe hakikaten çok radikal kararlar alacak. Böyle bir cümleyle açılış yaptı. E, Herkes Bey. öyle bekliyordu ama. Yani şöyle bir şey var tabii. Şimdi bazı konuların bazı teferruatlar e, e, belki de elinizi konunuzu bağlama noktasına da gelebiliyor. Şimdi gündüz de mesela sosyal medya ki belki Yağız da o konuda daha fazla bilgi sahibidir. Erol Bey'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada işte maçın 90 dakika oynanmayacağı, bizim bir planımız var evet. bir şeklindeki mesele e, futbol talimatlarına göre 56. madde üzerinden daha başka yat, yaptırımların da gelebileceği yönünde sosyal medyada çok konuşuldu. <laughs> Bugünkü mevzu şimdi yani o kadar çok fazla fikir jimnastiği yapmak zorunda kalıyor ki insan. Her seferinde evet. yeni bir gelişme yeni şey yaşanıyor. Ali Bey ilk konuşmasının başında şuna dikkat çekti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. %50 %50 şans var dedi. Evet. Süper kupa. Evet, evet, bu akşamki bu maçla ilgili evet. olarak. Yani biz hemen anında sahaya çıkıp çekileceğiz. Protesto ediyoruz ifadesini hiçbir şekilde kullanmadı. O basın toplantısı esnasında da ağzından hiçbir şekilde aksiyon alınacak aksiyonla ilgili en ufak bir detay vermedi. Biz hala ne olacağı konusunda fikir sahibi değildik. İzleyince gördük. İzleyince gördük aksiyonu canlı olarak. 1-0'da belki aslında Planda bu bahsetmiş ol olabilir. Olabilir. Çünkü Yok, bunun... 1 Sanmıyorum ama yine yani bir ben... hukuken. Çünkü ee, bunun tamamen futboldan men, Fenerbahçe'nin evet. her ne kadar süper kupa statüsü olmasına rağmen ligi etkileyebilecek federasyon. Abi öyle bir federasyon var ki seninle ilgili her türlü karar alabilir. İdam sehpasına çıkartır, tak diye altından e iskenmeyi... x verdiği Tekrar anda abi, sen zaten yaptın yapabilir onu. Yapabilir yani anlatabiliyor muyum? Çünkü karşına sadece federasyon almış durumda değilsin. Aslında öyle bir cephe açtın ki... Ali Bey o gün kürsede de söyledi. Kim üzerine alınırsa alınsın dedi. Şimdi bu çok önemli bir ifade anlatabiliyor evet. muyum? Yani ben başımıza gelecek bütün her şeye razıyım kardeşim dedi. Bütün her şeyin faturasını... Bak arkamda da kongre üyelerim de bana bu yetkiyi verdi. Ben ödemeye hazırım, camiam da hazır. Ama bundan sonra siz madem bize bunu yaptınız... Biz de bundan sonra aksiyonu almaya başlıyoruz diyerek herkese bir meydan okumaydı aslında Cephe bu. Cephe büyüdü böylelikle. Tabii, tabii. Büyüdü yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu büyüklük karşısında bu cephenin karşısında karşıdan da sana her türlü Değilir. şekilde bir ceza gelebilir. Seni spordan men edebilir, senin 3 puanını silebilir, sana futbolcularına ceza verebilir, hocana her türlü yapabilir abi. Toplar disiplin kurulunu sevk et kardeşim, sevk et. Toplar Ver cezaları, evet. ver. Trabzon maçını öyle yapmadılar mı? Tabii. Eksi üç verdiği anda Fenerbahçe yapmadılar şimdi mi? bitiyor yani. E şu anda da yapabiliriz bence tabii. benim anlatmak istediğim olay tam buydu. Ve Fenerbahçe bence şampiyonların en büyük adayı. Bu sezon. Bu tabii kadroyla. Ki. Hem evet. de Avrupa'da devam ediyor. Yani ben benim üzüldüğüm tek nokta bu. Kararın arkasında duralım. Tamam duralım ama ben Fenerbahçe'deki oyuncuları düşünüyorum. Onların psikolojisini düşünüyorum. Yani ne bileyim Serdar Dursun oyuna girip gol attığında dört tanesi yapmasını düşünüyorum. Yani oyuncular açtığı evet. motive. Oyuncular Belli bu ki. sene bütün ne varsa süpürmek istiyor kupayı. Sen daha çok temastasın. Yani oyuncular çok inanmış bu işe. Ve ben uzun sü süreleri 9 sene kupayı falan da geçtim. Bu kadar yani kendi dönemimi de hatırlıyorum. Ya bu kadar gerçekten birbirine arkadaşlık anlamında birbirini koruyan, seven sayan bir kadro uzun zamanla sonra ilk defa Şampiyon görelim. takım kadrosu gibi falan Aynen öyle. Canım, o şu o an. O psikolojide. Yani o yüzden benim düşüncem o. Şey dediğin gibi bundan sonraki yaptırımlarda Oyuncuları bir daha toparlayamazsın. Abi sen Dar Fenerbahçe oluyor. tarihinin en hırslı oyuncularından birisiydin. Son. Hırs yani sadece içinde yaşamazdın onu. Gol sevinçlerinde yaşardın, antrenmanda yaşardın, evet. oynarken de yaşardın. Bugün Serhat Akın hala Fenerbahçe futbol A takımının evet. formasını giyse... Evet Televizyon başında bu mevzuyu izlerdi. Samandıra'da izlese. Ben inanıyorum ki sen daha fazla motive olurdun. O yüzden sordum onu. Acaba Bak, oyuncu grubu yani, yapar mı yani diye. Yani şampiyonluk açısından. Evet, evet. Çünkü haksızlığa uğradığına inanıyor musun? Kesinlikle. Bitti. Onda bir sıkıntı yok. Tamam, onun cevabını eğer evet olarak döner. veriyorsan... Ama şimdi ceza olayına federasyonun e, ne bileyim kirli oyunlarına devam ederse ne yapacak? Hırsında da yetmiyor ki bu sefer. cezalar belli ama ya. Şimdi ya, ne yapacak Fenerbahçe'ye? Ben onu demiyorum. Yok ileride yaparsa bir şey olursa verilir. Yani. Yani. Ya şimdi devam edecek zaten. yarın daha antrenman olur. Şimdi daha çok yapacak. Yani bu, bu çocuklar yarın antrenman ile beraber samandıra çıkar. Sahaya Fenerbahçe alt takımı çıkar. Sonra Hı -hı. bu çocuklar Hı -hı. çıkar. Hepsi alkışlarlar. Evet, hepsi beraber evet. birbirlerine sarılırlar. Hepsini okuyayım. Değil mi? Orada bir motivasyon. Bir ben olur, olur mu mu? Sen ben, ben olur olacağına inanıyorum. Ben de ben, o taraftayım. Ben yani, yani, tabii Çeko'yu düşünüyorum. Evet. Şurada yani çıldırıyor olabilirler şu anda maça çıkmak için. O yani. ayrı. Bak daha hırsız dönecekler buradan. Hı -hı. Tamam onu da okuyayım. Benim ha takıldığım noktane biliyor musun? Bir sürprizle karşılaşabilirler ya de. Karşılamak ha, havalimanına havalimanına çocukları. Hıh. Karşılamak gibi olabilir. Yani belki bir sürprizle de karşılaşacaklar. Samandıra'da belki futbolcular bekleyecek ya da biraz önce dediğim gibi e, yarın antrenmanda bu buluşma gerçekleşecek. Yani çünkü evet. bu çocukların psikolojisini tabii de ki, şu ki. anda yaşadıkları duyguyu başka bir şeye tabii. de çevirmek lazım. Sadece tabii, A takım tabii. oyuncularının o da değil U19 için. U19 için. abi U19'u A takımı bir sarılır. Ha onu diyorum o Beraber de. Samanda demek yerler. Onlar buradan Galip A, takım, A takımdan daha motive edecek. İlk Urfa'ya Hiç bir sıkıntı olmaz. İlk Urfa'ya gitti. Benim Benim tabii. <laughs> U17 der ki ulan keşke bir sıkıntı diye. Bizim de adımız geçiyordu falan diyebilirler. Hayır şöyle. Benim kafamdaki şey penaltımsılar. Tamam ondan sonraki devam edecek ya sonuçta. Evet. Ben ona takılıyorum yani cezalar belli. Oyuncuyken Bununla düşünüyor gibi. muydun peki? Yani futbolcuyken. Futbolcu Bizde var zaten. yoktu ki. Var, var için söylemiyorum. Hakem yönetimleri Abi için söylüyorum. Bence burada en büyük sıkıntı var zaten vardaki konuşmalar oradaki ça niye ça mesela geçen sızdıran bir video var. Yani bundan 50 tane vardır yani daha öncesinde sızdırılmayan veya adam Sonra diyor ki penaltı olduğuna zaten. emin misin diyor yani. Ya, yani hakem penaltı olduğuna emin değil bir kere. Var niye çağırdığında belli değil. Bunu Fenerbahçe genelinde konuş konuşmuyorum. Bu altlardaki alt takımlarda bir alt liglerde daha beter oluyor. Yani burada sıkıntı bence hakemler çok iyi değil. Hakemlerde İhane ciddi sıkıntı bu var. Bak kondisyon bu problemi bence yok artık abi. Ya bu artık bence Hayır, sence değil. yeteneksizler yani. mi yeti... kural bilmiyorlar. Aynen öyle. kural bilmiyorlar. Şimdi bir kere sen burası çenesi dalmış kan içinde oyuncunun boğazı kan içinde sen korner kullandıramazsın ya. Yani. Çok etkilemiş abi o görüntü. O abi çünkü İnanılmaz yasak değil, abi. Bak, sen bak her şey, bir var, damla kan oluyor. Her yerde dalıyor. Hatırlar mısınız beyaz forma vardı Aryalı Ortega. Evet bende evet. vardı. Hatırlıyorsun değil Aracığım, mi? Ben de vardı bir tane. Şöyle yani. o mesela bir şurada bir damla kan var dersin abi diyordum. Değiştireceğim diyordu. Çıkar bana. çık diyordu değil mi hakem? Değiştireceğim diyordu. Çıldırıyordu mesela hani, maç devam ediyor. Ya hocam ne olacak şuradaki damdan? Kural bu yani. Boğazı kan içinde konan attırıyor. Ve daha öncesinde yani bundan birkaç hafta Ankara gücünden ciddi saldırı uğramış bir hakem yani. yani. en iyi sen hissetmen lazım buradaki psikolojiyi. Psikoloji. Şey, ben mesela bir hakemden yumruk yesem. Bak sana emin ediyorum. Karşımda hangi işimden de olsam bundan sonra her şeyi en iyisini yapmaya çalışırım. Adaleti sağlamaya çalışalım sağ içinde. Bence hakemler içeride adaleti sağlamaya zaten beceremiyor ve istemiyor. Ve inanılmıyor da. Yani adaleti Yok. sağlamaya çalışmak, yeteneksizlik başka bir hikaye. Futbolcu Yok. grupları da, oyuncu grupları da hiçbir şekilde hakemin ile ilgili sorguluyorlar zaten. Sorun burada başlıyor. Yani onun kafasında bir art niyeti olduğuna inanıyor futbolcu Samsun sahada. Spor başkanının çok güzel bir açıklaması vardı. Samsun maçından sonra. Hı hı. Yüksel Bey'in. Neydi oyuncuların adı? Ee, Taylan'la Emre için mi? Galatasaray maçından sonra. Şey aynen, kalpleriyle, aynen. Beyinleri, kalpleriyle beyinleri, beyinleri çelişmiş olabilir demiyor. Aynen. Bence hakemlerde de bu oluyor. Benim kendi düşüncem. E, 35 Hakemlerle, bin izleyicimiz bizimle beraber bu arada. Sağolsunlar sağ sağ şu anda. E, beğenilerinizi maçla ilgili bütün detayları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Paylaşımlar geldikçe, açıklamalar geldikçe onları da vereceğiz tabii ki. Bu arada bazı liglerde de devam eden maçlar var. Premier Lig olsun ve başlayacak maçlar da var. Fransa'da, İtalya'da ve İspanya'da olmak üzere günlük kazançta sınır olmadan her maçta daha yüksek oran ve daha çok kazanç kral oranlarla iddiada değerli izleyiciler. Sadece iddia.com'da canlı bahisteki bültendeki şu anda maçları da görüyorsunuz. Buradan da kuponlarınızı oluşturabilirsiniz ve aynı zamanda hafta içerisindeki Avrupa maçlarına da hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi maçları da var. Oradaki maçları da kuponlarınızı yapabilirsiniz. İddia bültenindeki tüm maçlarda daha yüksek oran daha çok kazanç kral oranlarla sadece iddia.com'da günlük sınırsız kazancın keyfini iddia.com beraber çıkartın ve iddiaya teşekkür ediyoruz yayınımıza olan katkılarından dolayı. Ee, şeyi söyledik kız onu Tabii. bir daha şey yapayım. Fenerbahçe Hıristiyanacak dedik. Evet. Galatasaray Hıristiyanacak, doğru mu? Mutlaka. Ama burada en büyük Hıristiyanacak kişi Mehmet Büyükekşi. <laughs> Federasyon da Hıristiyanacak. Şimdi burada Çünkü buraya gelmesini en çok isteyen oydu. Şanlıurfa'ya gelmesini en çok evet. isteyen tamam. Mehmet Büyükekşi. Şimdi yani. buradan o da Hıristiyanca için. Şimdi burada Fenerbahçe takımıyla beraber tamam mı? Çok yani dik duracaklarına yüz yüze eminim zaten hep beraber arkasında tamam. olacağız ama burada nasıl devam ettireceği çok önemli bu tepkiyi. Bu bu karar. Şimdi bir karar alındı. Bu karar bence sadece bugünün kararı değil. Bence gelecekte de bir çoğun kararın öncüsü olacak bu. Doğru Türkiye mu? Pasta dahil Her şey oldu. içinde. Bak İki Türkiye Kupası'nı oynama. Bundan sonra maçları çıkma. Başka bir şey söylüyorum. Galatasaray ırsanacak, Fener'de ırsanacak. Galatasaray ırsanmasından ben korkmuyorum. Ben Fenerbahçe'nin takımın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani ben orada Emre Birezoğlu'nun aynı fikirde değilim. Anladın mı? <laughs> Ama şunu söylemek istiyorum. Rams Park'ta oynayacak bir deplasma maçı var. Federasyon da çok ırsanacak. Ona göre yönetim dersini çalışması lazım bence. Ama Bundan sonraki süreç için. Olur da futbolda bu tabii yani her maçını kazanacaksın diye de bir şey yok. Sonuçta e, çıkıp mücadele edersin bir noktada kaybedebilirsin. O sıkıntı de. onu, onu demiyorum. Evet biliyorum ama, ama bir şey de öyle bir noktaya hak geldi maç var. ki Fenerbahçe onu için ya o çok sıkıntı. Şöyle de bir noktaya gelmedim ama Fenerbahçe için şu anda bir tane puan kaybı e, herkes başka bir yeri arayacak. Şimdi e, kredi yok. Kredi yok yani bir beraberlikte iş bitiyor. Tam söylüyorum o zaman. Rans farkı çıktık. İki puan gerideyiz. Tamam. Kazanırsak şampiyonuz. Tamam. İki tane yanlış penaltı çalındı. Fenerbahçe kaybetti. Ne yapacaksın? Bir şey diyemezsin bence o noktadan sonra artık. Hayır ne yapacaksın? <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir tepki koyuldu Kabul ya. etmek zorundasın bence o zaman. Ama ondan sonra ne olacak? Yani yine bir yine bir hata var. Ondan sonra bir tepki de yani bir şey bulunması lazım. Bu kısa kısa vadeli bir çözüm. Tamam şu an bir, bir şey yapıldı. Süper. O 19'da toparlarsın. Tadiş'i de toparlarız. Biz de toparlanırız. Hiç sıkıntı yok. Ama o, mesela benim olabilir ya bu. Devamı diyorsun. Eline çarptı çarpmadı şu oldu penaltı oldu. Kaybettin. Federasyonun da hakemlerin hatasında oldu diyelim. Futbolda var. Ne yapacaksın? Döneceksin bu buraya. Yazık yani, günah değil sonra. mi? Hayır. Bu kongreye döneceksin yani. Ha? Döneceksin dediler bu kongreye de, e, sorgulamaya başlayacaksın. Taraftar bence sorgulayacak. <laughs> o zaman niye çekilmedik biz kardeşim? Bunu yaşayacaksak geçeceğiz. Fark saklayacak. etmiyoruz. O geçti, geçti artık. Geçti işte artık. Devamı önemli. şimdi Bu devam bitmeyecek Ersin abi. yani Devamı yok. yani... Federasyon e... değişecek. E Başkası gelecek. E yine aynı şey oldu. Ya devamı ile bir, bir beraber bir öngörde bulunmak tabii Ali Bey'in bayram sonrası yeniden adaylığı ile ilgili olarak yöneticilerin kendisine baskı yaptığını söyledi. Yeni bir değerlendirme yapacağını söyledi. Federasyonun yeni başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi. Şimdi bugün yani Spor Bakanı da Büyükekşi'nin yanında oturuyordu. Evet, evet. Ya bu da ayrı bir mesaj olabilir anlatabiliyor muyum? Nasıl? Spor Bakanı. Osman Aşkın bak. Ben Föder Osman, Osman Bey'e bir mesaj bir, birkaç bir detaylandırırsam detaylandırırsan benim de bildiğim birkaç bir şey var onları paylaşayım. Yani düşünüyor Evet yani şimdi Bugün beraber şey yan, şey yan yana yanaydılar. Benziyoruz. Suudi Arabistan'daki Riyad krizinden sonra e, Sayın Bakan'la Sayın e, Büyük Büyükekşi'nin aralarının geril, gergin olduğu çünkü aslında bu e, rezalet organizasyonun gerçekleşememesinin e, ana sebebinin Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nun beceriksizliğinden kaynaklandığını Hakan Bey de düşünüyordu. Düşün. Doğru mu? Bence bugün o protokol <laughs> koltukları yan yana geldiği için yan yana oturmuş. Öyle mi diyorsun? Denk o mi yani geldi? Yok o. denk değil ya şimdi. Yani hani yok o Protokol değil. listesi verilir atıyorum. Protokol listesinde de koltukları işte Ali Koç, Dursun Özbey. E, Sayın Bakan, Türkiye Futbol Federasyonu gider. Ben ondan dolayı benim yan yana, yana yani. geldiklerini düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Yoksa ben herhangi bir aralarında... Spor da... bakanı olsam ben yanına oturmam. Valla oturmam. Taşları yeniden döşüyorum. Şimdi bambaşka bir şekilde dizilmişler her şey. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani yarın kulüpler birliği toplantısı var. Federasyon erken seçime girecek. 18 Temmuz mevzusu hiç ortada bile yok. Hı. Bir tek Yağız'ın haberinde. Yani Büyük Ekşi 18 Temmuz olsun diyor. Kulüpler onu Herkesin erkene çekmeye bu. çalışıyor diye. Yağız'ın yapmış olduğu bir haber vardı. Bugün resmileşti. 18 Temmuz diye. Şimdi... Yarınki kulüpler birliği toplantısında normal şartlar altında hayır kardeşim Ali Bey de söyledi ya ne 18 Temmuz'u ne e, ligin başlamasına 3-4 hafta kala yeniden önelemeler olacak şu olacak evet. tekrar merkezi falan filanı bilmem ne niye zaman kaybediyoruz <laughs> alın şimdi bunun kararını öncesine hiç olmazsa zaman önümüzde daha Onlarında fazla zaman olsun, olsun. Niye, niye Niye dedim biliyor musun? Desteği çekmiş kulüpler. E bugün Bakan Bey yanında anlatabiliyor evet. muyum? Her şey arka arkaya geldi. Bir gün içerisinde bir sürü yani. aksiyon oldu Müslüman. yani. O yüzden ya yani ben diyorum şu açıdan ben... dedim. Spor Bakanı için var. Spor sonuçta hani gençlerimiz için de örnek bir şey şimdi. Düşünsene ya hı hı. oğlum var 7-8 yaşında hakem me yumruk atıyorlar. Hı hı. Bu işi ha, yapmak açı, istemez. Maçı... İstemez mi bu işi tamam, yapmak. O açıdan dedim hani bir yerde hı hı. Spor Bakanı da tepki gösterebilir. Yani anladın mı? Yanına oturmamakla bilmem neyle gösterebilir abi. Ben mevcut içinde Çünkü bulduğunuz... başarılı bir başarılı bir federasyon değil. Şöyle başarılı değil. Başarı bir de olayı çözemiyor. Şey ha... Halil Umut, Meral olayı var. Ondan sonra bir şey değişti mi? Değişmedi. Trabzon olayı var. Değişti mi? Yani bir şey de düzelteceğine dair bir şey de yaparsın yani bir yok. No. O da yok. Maç oynatamıyor. Gidiyor. Maç oynatamıyor. Bir tane süper kupası oynatacağım baba. Ne kadar zor olabilir ya? Ya yani biz ya yani biz mesela o programın içinde değiliz ama şöyle dördümüz otursak herhalde süper kupa'sının tarihini belirleriz değil mi? Daha şey Süre e göre, göre yani. yani maç planlaması. Veya bir fikrimiz oluşur en azından. Fikir dair oluşmadı. <laughs> Süper Kupa'sı e, al sonuç. Yani erteleyeceğiz gibi yaptılar ama ertelemediler. Tarih bulamadık dediler. Bir de abi şöyle bir şey var. <laughs> Şimdi Fenerbahçe <'ye>... orada <laughs> yabancı hakem konusuyla da ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Evet. Yabancı hakemde de e, biz Fenerbahçe ye... şöyle diyorlar. Biz Fenerbahçe... sen Fenerbahçe... yabancı hakem olsan gelir misin yaz buraya. Hayatta gelmem. Nasıl geleceksin? Ya zaten Olayları 85 var. yaşında şey emekli gözlemci var, getirdiler tabii. yani karşıdan. 80, ya Haluk 91 puan almış galiba e, yabancı Görmüyor gözlemcilerden. Herhalde. Hemen verdiler yani verdiler ya. Yani. Ali Bey stat'tan ayrılmış bu arada. Ali Koç da stadyumdan ayrılmış. Futbolcular da ayrılmış. E, Icardi'nin eşi Vandana bir paylaşım yapmış herhalde. Futbol cesurlar Merak içindir. ettim onu abi ya. Futbol cesurlar içindir diye bir paylaşım <laughs> yapmış. Icardi'si de için. Gol. şu an geldi ekrana. Icardi yani, attığı hı. golden sonra Fenerbahçe'yi cesaretsiz için. olduğundan Değil dolayı bu e, 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 süper kupaya çıkmamazlık etmedi. Yani bunu bu şekilde eee evet. Belki kendisine anlatılmamış olabilir, olabilir mutlaka. ya da anlatılsa Değilmiyor, da belki yorumlamış olabilir, olabilir ama beri mesele bu değil yani hep bir motivasyon unsuru düşünüyorum işte bu da bir motivasyon unsuru mesela Bak, <laughs> şöyle bir şey var <laughs> şimdi bugün Ali Bey'i dinlediğinde bir flashback yapıyorsun tamam mı mutlaka. o esnada çünkü arka arkayı sayıyor ya o esnada diyorsun ki ya bugünkü organizasyonda yani Fenerbahçe'nin göstermiş olduğu tepkide haklı olduğu o kadar çok neden var ki? Kongrede evet, yaşadığın evet. duygular gibi aslında. Geri geliyor aslında bir anda. Şimdi sonra araya bir zaman giriyor. Ya niye U19 takıma çıkıyor falan filan diyorsun. Bir soğuma yaşıyorsun. Ali Bey bugün maç hmm. bir konuşuyor. Tekrar yükseliyorsun. Evet. Anladın mı? Çünkü hatırlatıyor ya. Diyorsun ya başkan tekrar 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 hep aynı şeyleri söylüyorsun. Aslında meselenin sadece Trabzon Fenerbahçe maçından ibaret olmadığını hep zaten. da ya da Tabii. Galatasaray meselesi olmadığını da vurgulamaya çalışıyor. Yani o sürekli hafızayı diri tutmaya da çalıştığını da O yüzden video yani. vardı zaten. 2006'dan alalım abi, buraya gel. tabii, geliyor. Evet. da çok uzak kalmış olaylar. Ama yeni şarkısını tebrik ediyorum. Money. Çok güzel şarkı. <laughs> şarkı mı yapmış? Şarkı mı yapmış? Clip yok. Money diye. Valla izlemedim. Ben de Clip mi var? Vallahi. Clip var canım. Yok görmedim. <laughs> Bilmiyorum seyirciler düzeltsin de ben öyle biliyorum. Money mi? Ha. Ney money mi? <gülüyor> yok <laughs> şarkının adı money ya. Clip şarkının adını. Evet evet money. Ben öyle biliyorum yani onu da tebrik etmek. Orada yani. yeni bir şarkı çıkarmıştı. Bir süredir, evet, evet. Bir süredir mesaj hani şeyle kız arkadaşımla şey falan mesajlaşmıyorum. 12, <laughs> açık 12 buçukta 12 İstanbul'da. <laughs> Yok hani çünkü biliyorsun seyir <laughs> çok kızıyor. Yani burada muhabbet deniyor. Sen ayırdın. Mesela selam. en azından yaz <laughs> dürüst adam. Mesela Federasyon Başkanı'na ben senin yanında olsam adayımı koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <Burada> <gülüyor> ciddi söylüyorum mesela. Dürüstçe söylüyor mesela. Ciderci açık açık söylüyor adam. Açık adam açık ya. abi böyle olacaksın. 12.30'da <laughs> <laughs> burada <gülüyor> var. 12.30'da Sabiha Gökçen'deler. Gece 12 yani bir e, e, saat şu an 22.10. Eee. 22 buçuk saat, 2 saat 20 dakika sonra falan geçelim. Bak Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz olmuş. Berkay hoş geldin diyenler de var. <laughs> var oğlum. Biz e, saat 21'de yayına girdik değil mi? Şu anda evet. 22.08'i gösteriyor saatler. Yani bir saat 8 dakikadır yayındayız. Aramıza yeni katılanların her birine de ayrı ayrı hoş geldiniz diyelim. Çok fazla süper chat biritmiş yanlış. E, Mikael, Rukiye, Coşkun, Serhat, Berkay, bir sarı Lacivert. Kalp atmış. Güzel. Savaşta düşmana bile saygı olur. Güzel. Galatasaray Güzel. bu yıllık geçmişe ezeri rekabete saygıdan en azından şu durumda tek bir yapıcı <laughs> eylem veya söylemde bulunmadı. Fenerbahçe bu kupadan zaten vazgeçmişti diyor. İbrahim ee, süper çete göndermiş. Tam şampiyonluk arefesinde Türk futbolunu kurtarmak Ali Koç'a mı kaldı diyor Hüseyin Demiralp. Yani farklı <laughs> görüşler de var. <laughs> e, destekleyenler de var. Farklı görüşler de önemlidir bence mutlaka, aslında. Tabii tabii. önemlidir. <laughs> tabii ki. Yani yüzde yüz ee, o, olayı desteklemek de aslında doğanın tamamen, tamamen aykırıdır, aykırıdır yani. 1.15'e evet. ertelendi uçak. 1.15'e. Karşılama evet. Bence mutlaka taraftarlar ki mutlaka taraftarlar gider. gidecektir. Fenerbahçe taraftarları evet. Trabzon'dan sonraki karşılama gibi bir karşılama e, olacağını düşünüyorum ben. Orada Fenerbahçe 19 takımına. Onlar hakikaten çok enteresan bir gün yaşıyorlar. Yani bugün e, kafayı yas e, yasla gittiklerinde yatağına yattığında oyuncular <laughs> Sabah Samandıra'da U19 an maçı oyna. uyuyamazlar onlar bu gece. Sonra 10 kişi gelsin gün, seni eskisi. Bir istir. günde iki maç oynadılar belki. Nasıl uyuyacaklar? Bir de şöyle bir durum var Serdar abi. Bugün 4-1 yendi Giresunspor Spor U19 takımını, Fenerbahçe U19 takımı. Şimdi Şanlıurfa'dan dönüşte belki on binlerce Fenerbahçe taraftarı karşılayacak onları ya. Yani. Organizasyon olacaktır bence kesin. Zeki, Zeki Hoca'yı da tebrik lazım. Ne yapıyor? <laughs> bir şekilde takım başına geliyor. <gülüyor> 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 ha? <laughs> yani onu da tebrik etmek lazım. Hak marumiyeti galiba durumu var, e, olabilir dedi. O büyük bir ihtimalle. Evet. Evet. Yazla konuşmuştuk <laughs> evet. yayından önce. Büyük ihtimalle. Yani takımın başında o vardı. E, sonuçta zaten Çekil İsmail için. Hoca'nın e, takımın başına gelmemesinin ana sebeplerinden de bir tanesi e, o. E, bugünkü çekilme ile ilgili <laughs> olarak bir takım yaptırımlar mutlaka olacaktır. olacaktır. Yani yönetici nezdinde de olacaktır. Hak marumiyetinden bahsetmiştik evet. Sayın Başkan. Evet. E, deki da bir akmemet cezası gelecek ama, ama hiç değil, çıkmama durumu e, yönetici olamama tehlikesiyle kadar gidiyordu. evet yani Bak, bugün hiç çıkmasın orada ne açıklandı biliyor musun çok özür dilerim Orada biz adayız dedi Ali Bey değil mi ya yoksa orada, aslında onu ben, da evet. mi olur ya bırakacak adamı evet. bir daha yapmayacağım olsa, yapmayacak olsam yani, bir, bir daha mü? başkanlığa aday olmam o gün ben dedim ki başkan aday yönetim yani düşebilir de, dedi evet. çünkü ya bugün evet. de zaten mesajı verdi. Are kuş devam edecek o zaman diyorsunuz. Haziran'dan e, onu söyleyelim. Ee, Haziran'dan, bayramdan sonra dedi değil mi? Yanlış evet. söylemeyeyim. Evet. Bayramdan sonra adaletle ilgili. Evet. ilgili tekrar değerlendirilecek, bakılacak. Şu yani an olağanüstü bir şey yok. Mücadeleye devam etmek bir şey olması istiyor lazım bu arada. Yani hani şu anda olağanüstü bir durum yok diyor ama da olağanüstü ne olabilir ya. Yani daha ne olacak abi olağın üstü <laughs> biliyor musun? Dolayısıyla <Sayı gülüyor> e, yani zaten kongre kararı aldı olağın. Olağın varmış tabii. Devam olabilir. ederse bu arada Ali Bey. bozuldu ya. Yönetim kuruluna <laughs> ne önemli, olması lazım? Önemli ya? isimler <laughs> alacak. Ee, yeni yönetim mi? Bir güçlendirmesi gerekiyor ama. Bayağı güçlenecek ee, yönetim evet. bence. Evet. Ama devam ederse şu an şimdi kendisi henüz belli değil dediği için ben Ya yapıyorum. bu sadece şey değil. Hani başkaları artık ön plana çıksın e, meselesi değil, yok, ekranda yok. daha fazla insan görelim düşüncesi değil ama değil. yönetimin bir e, güçlenmesi ve e, birçok sorumluluğu üzerine alabilecek nitelikte yöneticilerin de olması lazım bence. Başkanın da o e, görev dağılımını iyi <laughs> yapıp bir şekilde, 5 yani kişi 6 kişi neyse, Bey bahsediyor hani Fenerbahçe e, Aziz yönetimi e, ne kadar güçlü olduğunda durumdan. Ali Koç da o yöneticilerden bir tanesiydi günün sonunda. O da çok ciddi bir sorumluluk alıyordu. <laughs> yönetim çok güçlü olmak zorunda. Her zaman çok güçlü olmak zorunda Fenerbahçe'de. Ya Samuncuoğlu ister yönetim. Kim bu yönetimi var? <laughs> ya, yok yani yok, şimdi bunu güçler diyecek ya. Yani ben bu yönetime girersem bence 15. gün beni atarlar. <laughs> Niye? Yani ne bileyim. Ya ben içimdekileri tutamayan birisiyim. Abi bence o bu bazen önemli. Yönetim, yani mesela az yıldığımız şey. tutamıyordu. Şimdi ben de öyleydim. Benim 15. gün döverek yönetim <laughs> kurdu. Az yıldırım 20 sene taşıdı bayağı. Tatarlar yani. diye tahmin ediyorum. Yani başkanın açıklamaları orada da bir yapar dedim ama yapmamış demek. Ki. Nasıl? Bir havalimanında falan belki bir şey bekledim ama. Muhtemelen şey olabilir Özel belki Fenerbahçe TV'ye <laughs> yapabilir Özellikle. belki. Yani haval <laughs> havalimanının içerisinde belki öyle bir açıklama yapabilir. Belki döndükten sonra bir açıklama yapabilir ama yani bu geceyi burada bırakmaz diye düşünüyorum ben. Hafta içi açıklamalar yapacak. yapacak, zaten. Evet. Hafta içi resmi siteden de büyük ihtimalle açıklama gelecek. Benim beklentim e, önce aldığı anlaşılmaz e, 18 Temmuz seçimiyle ilgili. Diğeri de bu yaşanan olaylarla ilgili. O tam net değil ama diğer Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin o imza toplama arifesinde olmasına bağlı olarak açıklamalar gelecek. Ama işte bayram haftasına da giriyoruz ya. Bir bazen bir böyle, olabilir he, bayramda böyle bir <laughs> Üç gün falan tatile çıkıp Üçüncü da... Üçüncü gün bayramlaşma töreni yapılıyordu <laughs> evet. Fenerbahçe kulübünde. Evet. Orada belki bir şey olabilir. Hani bayram, bayramlaşma töreninde bir açıklama yapabilir. E, orayı bekleyebilir. Büyük ihtimal o da olabilir. Ama bu hafta içi <laughs> bir düşünüyorlar yani. İkinci en... gün değil mi Olympiakos maçı? Bayramın ikinci günü. On birinde. On birinde. On Nisan'da. On birinci günü. On bir ikinci günü. günü, e, evet. gün. günü, günü e, Maçlar bir şey olmadı yani. mu halen? Var mı görüntülerde? Yok bitti zaten Yok. ayrıldı Fenerbahçe. Fenerbahçe Anladım. ayrıldı da Musta'ya seviniyor falan diyorlar yani. Hala mı? Ben mi? Bilmiyorum. Yani seremoni ilgili bir bilgi var mı acaba? Evet ee, o ee, tabii. Evet yani şey... devam ediyor mu? Orada kendi aralarında maç yapıyor dediniz abi doğru mu? <laughs> antrenman, antrenman yapıyorlardı adam. evet. En son antrenman, antrenman yapıyorlardı. Sonrasında ne var? Bitti galiba. Hala seviniyorlar mı? Bir arkadaşlardan rica edelim bizim evet, önümüzdeki ekrana da görebilirsek. Merak edilirsek... ettim de o yüzden hani hala, şey, bitti mi oradaki şey? Hala sahadalar şu anda. Evet. Ha. Yani eğer e, şey görüntüsü değilse Abi. Kesintisiz. O bir önemli çünkü. Yani Galatasaray takımı şu anda kendi arasında hala antrenman Çık eski haydi. görüntü mü bu Cengizhan yoksa Yani şu anda gördüğüm kadarıyla hala var. Belki de bitmiş tekrar DSF olarak veriyor olabilirler yani. Bilemiyorum. Bir kanalı ee... verirsek ekrana. Olabilir tabii. DSF'ye dönüyor olabilir ama yo, yo, şey yelek giymişler ya idman yapıyorlar. Yok yok. Belki de daha önce gördüm. Da yani bitmiş içeri girmiş olabilir onun çünkü onu bir saat ya. oldu ya o yüzden. Yani mevzunun üzerinden de bir saat geçti. Evet. Yani Canlı şöyle. yayında Galatasaray Antrenmanı'nda izliyor taraftarlar şu anda çift kaleyi izliyorlar. En azından evet, oradakiler orada şey olmuş. <laughs> bir şekilde Galatasaray taraftarları tabii mutlu memnun. Fener'le kimse başa çıkamaz karara tam destek demiş Enmercan Aydın. Aydın. Ee, Mustafa Törün e, Avrupa Konferans Ligi'nde bu perşembe maç oynayacak takımların eli armut mu topluyordu? Onlar niye maç erteletmiyor? Fenerbahçe'li başkana soralım diyor Mustafa Törün. Soru ee, şey konuştu Ersin abi sayın başkan ee, Yunanistan'ı örnek veriyor Türkiye Futbol Federasyonu dedi ama hani işte ikinci haftadaki maçlarını ertelemiş e, Yunanistan Futbol Federasyonu. O zaman siz de onun tam olarak örnek alıyorsanız onlar yabancı hakem getiriyor, siz de yabancı hakem getirin. Bize Yunanistan <laughs> üzerinden örnek vermeyin. Bon, evet. <gülüyor> Sevgi, <gülüyor> eylem gerektirir, tebrikler Fenerbahçe. Mehmet Keser yazmış. Ee, Fener e... Türk spor dalları tüm Avrupa'da dünyada başarılı basketbol ve neden futbol değil bir düşünmek lazım Almanya'dan selamlar demiş Fener SZ isimli takipçimiz. Bu arada arkadaşlar hazır şu anda 40 bine yakın izleyicimiz bizimle birlikteyken sadece tabi spor dijital kanalımız yok farklı farklı kanallarımız da var bizim aynı zamanda ve o kanallarımızdan bir tanesi de Digital Originals ve Türkiye Kupası ile ilgili olarak Türk futbolu ile ilgili çok güzel bir organizasyon ve güncel durumunu, gelecekteki potansiyelini anlattığımız bir belgeselimiz yarın saat 20'de Digital Originals kanalında yayına girecek. Açıklamada bir link var. O linke tıkladığınız takdirde kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bildirimi de açmayı unutmayın lütfen. Çok güzel bir belgesel hazırladı arkadaşlarımız. Türkiye Kupası'nın güncel durumu ve gelecekteki potansiyeli ile ilgili olarak da bunu izleyebilirsiniz. Digital Originals kanalında yarın saat 20'de. Sen var mısın belgeselde? Ee... Ben yokum. <laughs> <laughs> Karlar ama git gitmedi mu? Şimdi <laughs> olimpiakos karşılaşması var Perşembe akşamı Fenerbahçe için çok önemli Türk futbolu için çok önemli. Sert abi onu sormak istiyorum hani ufaktan bir onu da bir birkaç cümle değerlendirelim. E, tabii o karşılaşma çok daha tabii büyük önem arz ediyor Şu anda Fenerbahçe için Süper Kupa çıkmadı, oyuncular dinlendi, e, moral motivasyonlarını göreceğiz Perşembe akşamı nasıl e, Sağda mücadele edecekler ama e, kaçınılmaz şey Fenerbahçe'nin o karşılaşmada iyi bir sonuç alması değil, en azından <laughs> mücadelesini gösterebilmesi diye düşünüyorum. Ne dersin abi? Şimdi şöyle, Olympiakos'ta hiç oynamadım da. Panathinaikos'la oynadın. Bir de EKT'nin oynadım. Evet. Anderlecht'teyken. Ama Panathinaikos maçı sağ olsun bizi çok iyi ağırladılar. Ayranlar, sütler falan kafada patladı. Dört atıp. dört tane, <laughs> dört, 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 atıp dört, tane atıp dört yolladılar bizi. <laughs> ee, bir kere şöyle, Devam maç. Çok 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 misafirperverlik beklememek lazım. Orada Fenerbahçe'nin takımı daha güçlü olduğu için. Özür dilerim. Ben öyle bir gaza geldim. Az önceki görüntüler DSF değilmiş. Canlı devam ediyor abi. Devam, devam ediyor ediyorlar devam mı videolarmış evet. Abi adam Zaten bilgi Maça baça, ben mi bir zaten? tane bilgi yanlış at, verdiğini hatırlamıyorum. Ya. canlı <laughs> diyorsa canlıdır yani niye sorguluyorsun ki? Maça zaten yani iki, Ben iki zaten dakika, bak sorgulamadım ben fark ediyorsan. Sen canlı dedim dedin ben okey dedim zaten. 2 dakika öncesine kadar ben sahada var Sana destek atarak <laughs> 2-0 2-0 oldu dedim Barış Alper Evet. <laughs> Onda sıkıntı yok. Yani şöyle bir kere çok ateşli bir maç olacak. Bizi çok çok sevdikleri için orada çok iyi karşılayacaklar. Yani Fenerbahçe orada inanılmaz bir mücadeleye hazır olması lazım. Ben keyifle iple bekliyorum o iple çekiyorum. Çünkü e, Fenerbahçe çok dedim döveceğim ben abi. Yok yok şöyle. <laughs> Oyuncuları iple bekliyorum. Cemal'le bekliyorum. Sen, sen bizim maçı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii canım. Bizi tamam hapishane arabasıyla helikopter eşliğinde götürdü. Hapishane arabası şey hapishane telli otobüsle. Camlar gitti. da şeyli olan. Tabii evet. tel, teller vardı biz öyle gittik maça. Helikopter kafamızda dönüyor falan. Ben zaten mahkum gibi maça çıktık. Birbiri rovanşıydı. Ve bir ufak stada aldılar. Tunel gibi bir şey açık böyle çıkarkene. Sütler hayranlar. <laughs> tabii canım biz Kutu inanılmaz gibi bir, bir şey. Yani yerde oyuncular tekme tokat yuvarlandığımı hatırlıyorum falan. Ben böyle bir atmosfer görmedim. Panathinaikos maçıydı. Hadi köyde de acayip pankart açılmış tabii. Çok meşhur o Fenerbahçe Hatırlarsın o <laughs> maç yani bu da benzer olacak. Çünkü bence oranın en ateşli taraftar elde Olympiakos. <laughs> diyebilirim. Son dönemde biraz şey e, onlar da şampiyonluk falan. Kim geçti öne? bak fenerbahçe yok onların konuların var var panathinaikos grubu çok sağlamdır tamam bilmiyorum ben gate olmuş ütü galiba biri gate 4 biri gate 13 galiba. benim iki tane hatırladığım var bir tanesi bizim sütle ayranla karşılaştı. bir tanesi de Rivaldo'nun Olympiakos'a imza attığı gün yani o ikisine şahit oldum Olympiakos'un çok ciddi ateşli bir taraftarı var orada ama Fenerbahçe buradan olumlu beslenir. fenerbahçe çok daha iyi takım yani Olympiakos'u bence çok daha kaliteli bir takım bence turun diğer dış faktörleri kenarda bırakacak olursak sahadaki favorisi Fenerbahçe kesinlikle. kesinlikle. Bir de eksikleri de var. Takımın çok önemli oyuncularından bazıları olmayacak. Bir tanesi <laughs> Ha onunla ilgili de konuşayım Arda. Ne oldu orayla ilgili bilgi var. Evet. <laughs> o, o, önemli. <laughs> bilgiler. Ee, bugünkü idmanda Cengiz Ünder takımla birlikte çalışmalara başladı. İsmail Yüksek başlamadı henüz. Ama Olympiakos maçına yetiştirilme ihtimali yüksek. Mert Hakan Yandaş ağrıları geçti. O da yetişecek. Fred en önemli isim bence burada. Topla çalışmalara başladı. O da Olympiakos'ta oynayacak gibi. Ee, Joshua King yok. King sakat diyorsun. King, <laughs> King, da. King öyle bir geçen sahaya çıktı ama sonra geri girdi. Pek bir haber değeri yok zaten King'in artık King'in menajeri şu anda sezon sonu için... E, Kulüp şey bakıyor kulüp bakıyor. Bak King'le evet. ilgili cümle Yani o kadar, o kadar unuttuk <gülüyor> yani. <gülüyor> adam. Kendi yani Ran Kent'i keşke Fenerbahçe listeye yazsaymış da e, King sakatken King'le e, liste dışı kalsaymış madem bu kadar zaman katkı vermeyecekti. Ran Kent çok daha mantıklı olabilirmiş çok sanki. Çok kestirilemiyordu ama <laughs> Ne zaman döneceği? Ne zaman döneceği? Merak yani, ettiğim bir hemen, konu var şey, ya. Şelikan şey, e, pardon. Şey kısa soracaktım da sen biliyorsun Juan Perez'e ne oldu tam olarak <laughs> abi ya? <laughs> Yok. Yani... Yani. Yok da mesela bir bilgi var mı? Çok, çok merak ettim. Ama Ameliyat oldun da yani açık kalp ameliyatı bir haftada temiz hava güçlüğüne başlıyor. Yok bunun... E, Direği yan... çarptı adam, adam iki senedir yok ya. Yani. Yanlış tedavi oldu. Sonra yanlış tedavi Bak, oldu. Bak bu önemli. Mesela ben bunu bilmiyordum. Yani yanlış tedavi oldu. Yanlış tedaviden sonra bir ameliyat oldu ama ameliyat da yüzde yüz olmadı. Sağlara dönecek gibiydi. Dönemedi. Sonra e, kariyerine devam etmek Yanlış Arasında... am, yanlış ameliyat var mı? Yanlış ayağın ameliyatı. <laughs> yok o yok. Önce şey var değil mi <laughs> <kadar da> <laughs> Yağız? <yani. gülüyor> yan, 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 Yanılıyorsan düzeltirsin. <gülüyor> <gülüyor> bir Ciddi söylüyorum. ameliyatsız tedavi evet. durumu bir de evet. ameliyatlı tedavi. Fenerbahçe ameliyatsızı seçiyor. Seçiyor. Ruan Perez'de. Bu yanlış tedavi bu oluyor doğru mu? Ameliyat olması gerekiyormuş aslında oyuncunun en başta olsaymış toparlayacakmış yani. Evet. <laughs> Şimdi TT'ye bakıyorum. Bu yönde tabii farklı farklı görüşler var. Mesela Korkak Fenerbahçe şeklinde bir etiket açılmış. Icardi var. Hükmedenlere yenilmez Fenerbahçeler de bize de çok fazla yazdı. Fenerbahçe hükmen yenilir ama hükmedenlere yenilmez. Fenerbahçe sen çok yaşa şeklinde değerlendirmeler bize de çok mesaj gönderildi. Yani e, futbolun zaten birçok gündem maddesini şu anda görüyoruz. E, aslında şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar biz birçok, yani az önce de söyledim Fenerbahçeli olup da Yönetimin aldığı bu kararı desteklemeyenler de var Ama artık iş işten geçti Ne olduysa biz e, tamamen kayısız şartsız buna da destek veriyoruz diyen Fenerbahçeliler de var Ha Bir taraftan da bunu başka şekilde yorumlayıp Fenerbahçe'ye tepki gösteren Ali Koç'a tepki gösterenler de var Fakat ben işin bir başka tarafındayım aynı zamanda Biz birçok şeyden aslında şikayet ediyoruz Yani hayatın içerisinde ya, Sosyolojik olarak değerlendirdiğimizde her birimizin ayrı ayrı dertlendiği noktalar var, var. Yani bu ekonomisinden, siyaseti, osu busu, futbolu falanı filanı her türlü şeyi işin içerisine koyabiliriz. Dertleniyoruz, dertleniyoruz. Yalnız bunu dertlendikten sonra bir e, kendi reaksiyonumuzu göstermiş olduğumuz, bu derdimizi paylaşıyoruz, konuşuyoruz ama bunu bir eyleme dönüştürme konusunda bir adım atmıyoruz. Fenerbahçe bugün bunu yaptı. Yani Fenerbahçe bu ama zamana yeter, kadar ama yapılmayanı yaptı. Yani kimseye yapmamıştı, kimse bunu cesaret etmemişti ve Fenerbahçe bunu bir eylem olarak gerçekleştirdi. Bu bir cesarettir aslında. Katılırsınız, katılmazsınız. Az bulursunuz, çok bulursunuz. Az bulursunuz, çok bulursunuz ama yaptı mı yaptı. Evet. Yapamayacak, hiçbir şey olmayacak falan filan diyenlere de dedik yaptım. Bak çıktım, bir sıfır gol değdim, takımı sağdan çektim, ben yaptım. Bu benim bir başkaldırımdır, bu benim bir isyanımdır. Bu ne... <laughs> Bunu şimdi şeyi de yazıyorlar. işte Olympiakos mevzusunda yazıyorlar evet. da. Ya bu Olympiakos maçının olmasından dolayı bu karşılaşmanın ertelenmesi olarak da değerlendiremeyiz Başka ki bunu. Başka zaten direkt bu vurguyu yaptı. Tabii bunu sadece ya da Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı değerlendiremez ki. Hepsi birini her birine ayrı ayrı koyacağız. Her birini ortaya koyduktan sonra karşımıza çıkan bir şey var burada. Bir ciddi bir durum <laughs> e, söz konusu yani. E, Fenerbahçe'nin başına gelmiş eylemler noktası var. Hepsini birden değerlendirdiğimizde o zaman bu konuyu başka bir şekilde değerlendirebiliriz, konuşabiliriz. Ya yani da olimpiyat kısmında maçı ertelenmemiş ya da ertelenmiş. Ne olacak canım çıksanız. Bu o değil ki mesele bu değil. Tek pencereden ya Sadece ne sizin başınıza mı geliyor Trabzon'da orada burada e, suç su şişesi atıyorlar Taş, onu yapıyorlar taraftar iniyor falan filan. Evet. Orada da yapıyorlar bunu. Bu, bu da değil ki. Yani iki tane maç birinin ertelenmesi birinde yaşadıkların değil ki zaten. Bu bütün eylemler yaşanan hepsinin üst üste gelmesinden sonra bir organize ha. duruma işaret ettiği Ay için ya, tabii ki yani bu bu <laughs> zamana kadar kimse yapmadı. Ben yapıyorum arkadaşlar dedi ki, yani. Ki desteklemek için şunu da söylemek isterim abi. Süper Kupa'dan Türkiye Kupası'nın iki sene boyunca çekildik. Yani bu size ciddi gelmiyor mu?" dedi başkan konuşurken. Ya, Türkiye evet. Kupası hep böyle bir e, kenarda olan işte zaman zaman yapılan açıklamalar sebebiyle de değeri düşürülen ki bunda da çok da haksız olunmayan ekonomi durumdan da oturuyor. Aynen öyle. Ekonomik anlamda da şampiyon olsam bile zaman zaman harcanan para işte doğru orantıda şampiyonlukla zarardasın. Hani zarardasın. Eksidesin. E ondan sebep hani çok radikal karar değilmiş gibi algılanıyor evet. ama bugün başkan açıklamalarını iyi dinlemesi lazım Fenerbahçe taraftarının. <laughs> devam da edeceğiz diyor. Evet devam edeceğiz. Bunlar ilk başlangıç kararlar. Başlangıç. Evet. De... E, tamam, ben tamam 30 yıl boyunca bu işi yapıyorum. Bugün mesela Manchester United-Liverpool maçı. 2-2 bitti. Evet. Manchester United ezeli rakibi Manchester City'ye aslında yardımcı oldu. <laughs> Neden? Liverpool liderdi. Rakim. Arsenal lider oldu. İkisinin puanı eşit 71-71. Ve Manchester City 70 puanda. Puan farkıyla öndeydi. Kime yardımcı oldu? City'ye. City City Birbirlerinden nefret, nefretin nedir desen City der. <laughs> Öbürüne de sorsam United der. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ama işin keyfini yaşıyorlar. Ben de gönül işlerde hepimiz burada oynanmış 90 dakika 120 ne penaltılarla olacak? biten muazzam bir karşılaşmayı değerlendirelim. Ama yani biz bunu bu eylemi bu organizasyonu iyi ki yaptılar şeklinde değerlendirmek başka. Ama yapılan eyleme karşı neden yaptıklarını da ona göre yorumlamak da başka bir şey yani. Serta orada söyledi tabii oyuncu grubunun e, nasıl ben vakit geçirse. söyledim ben ama da, şunu da daha söyledim farklı belki durum. beraber program yaptığımızda da buraya geçmemiştik. Trabzon maçı bence artık son damlayı taşırdı. taşıyor. Yani. doğru tabi, mu? Tabii tabii. Tabi, 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 burada kesin. ben dedim ki ne karar verirse versin. Asla bir karar söylemedim. Yani ligden çekilme bu bunları ben şey yapamam değerlendirmem. Bunu yönetim başkan değerlendirecekler kendi arasında. Çünkü onların kararı olacak. Ben ne olursa olsun arkasında duracağımı zaten söyledim Hı -hı. ama Buradan gelen çok önemli bir şey var. Bunu yüzde yüz bildiğim için. Diyor ki devamı zaten bak dalga dalga gelecek. Şimdi burada yönetimin ve taraftarın dik duruşu çok önemli. Çünkü bu şu anda bitmedi ki bu tepki yaptın ama bu dalga dalga gelecek. Her hmm. maçta hissedeceğiz daha fazla. Sahaya da yansıtman lazım. Yeni başlıyoruz değil olarak. Mi? Aynen öyle. Yeni yani. başlıyoruz. Yeni başlıyoruz. Bence Fenerbahçe... ben öyle düşünüyorum. Yani bu şu demek değil. Birisi taraftar inecek saldıracak Hayır, yok, yok, ben. yok, Yok yok Tamam mı? Yok, yok. yok. Bundan önüne zaten gelecek. Çünkü bu Türk futboluna zarar veriyor. Biz dünya, dünya dünyaya sonuçta rezil oluruz. Burada şimdilik nasıl bir dünya kupası organizasyonu Avrupa şampiyonası Avrupa şampiyonası olacak. Avrupa şampiyonası oynayacağız. Bu bize ülkeye zarar veriyor. Bunu Fenerbahçe üzerinde değerlendirmemek lazım. Uluslararası basın şu anda. Ama şu an Ali Koç'un bir olay var. Bunun devamını yani asla yol ne olursa olsun bence Ali Koç vazgeçmemiz lazım. Bak başkan olur olmaz ayrı başka bir şey söylüyorum. Eksik bırakmamalı diyorsun Eksik sen. Bırakmamalı. Eksik bırakmamalı. Yani bundan bırakmamalı. sonra eğer bir adım geri atacaksa hı hı. o zaman ben hiçbir, anlamı olmuyor, hiçbir anlamı olmuyor Benim aslında anlatmak istediğim oydu. Yani bundan sonra eğer onların üstüne koyuyorsa biz de üstüne koymamız lazım. Ben Ali Koç olsam öyle yaparım. Yani burada bence kimse de desteğini ondan esirgemeyeceğini biliyorum taraftarın. Sanki buradaki esas Çünkü o problem... zaman 30 kişi siz Tabii. daha çok hissettiniz. 30 bin kişinin o kongredeki olayını. Çünkü burada Fenerbahçe... <laughs> bak Fenerbahçe bugünlerde inanılmaz kenetlenen bir cami. İnanılmaz Doğru. yani bak. Bu her şeyi yansır. Zaten yansıdı. Geçmişte gördük. 3 Temmuz'da gördük. Daha öncesinde gördük. Her da her yerde devamını gördük, söylemeyeyim her... ben bunun. Yani markette yaptığımız alışverişe bile yansıtı. <laughs> yani, tamam mı? O yüzden hani burada <gülüyor> devamı <gülüyor> geleceği için öbür taraftan bence dik durmak lazım. Abi şöyle bir gerçek var. Şimdi <laughs> 20 sene Aziz Bey başkanlık yaptı evet. değil mi? Yani son dönemlerle beraber herkesin ortak bir söylemi oluşmaya başlamıştı. Artık bunu hatta Fenerbahçeliler de bu söylemi satın almaya başladı. Ya Aziz Yıldırım gitse de şu Türk futbolundaki gerginlik bitse diye, değil mi? Değişim. Şimdi Fenerbahçelileri de sormak lazım. Sorun sadece Aziz Yıldırım'ın varlığı mıymış acaba? Geriye, Yoksa Fenerbahçe'nin de... varlığı mıymış? Fenerbahçe'nin varlığı. Mı? Ben cevaplayayım kendim söyleyeyim. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi ya bu, bu, bunu Sadece Fenerbahçeliler değil bence herkesin sorgulaması hmm. lazım. Yani mesele sadece kişilerden ibaret mi? Yani sadece Hedef Aziz sadece Yıldırım mıydı? Sadece Ali Koç mu? Ya bundan kaynaklı mı bu yaşananlar? Sadece bununla mı değerlendirmek lazım? Aziz Yıldırım gitsin, gitti. Tamam. Gitti. Ya Bak da. 6 sene oldu gitti. Peki o gittikten sonra her şey süt liman mı oldu? Ya Olmadı. da Aziz Yıldırım kılığında Ali Koç mu görüyoruz şu anda? Öyle bir şeyle mi karşı karşıya? Yarın... Asla hiçbir şekilde bu zamana kadar en ufak bir federasyonun Kurulları, meyakesi, tahkimi disiplini en ufak bir müdahalede bulunmamıştır. Bak Ali Koç'u en fazla eleştiren insanlardan bir tanesiyim. Ama bir konuda hakkını asla ve asla yiyemem. Oraya da benim adamım girsin, buraya da benim adamım girsin. Tabii Ablay... yapmadı onları, asla yapmadı. Üsten... Oradan yandan Eğilemedi falan filan yani. bir yoklama çekeyim, bir şeyler yapayım. Asla Hı. asla yaptı. yapmamıştır. E, Fenerbahçe e, kulübü resmi açıklama kazanmak için değil, doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugün de tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki, sadece futbolda değil, yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Ben az önce bu. bir şey söyledin ya Dert Aziz Yıldırım mıymış? Hayır, Dert Fenerbahçe. Cümlenin <laughs> bittiği noktada yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz. Bu da tam olarak seninle benim karşılıklı söylemizin altına atılan imza. Tabii, tabii. Dik durmaya devam edildiği için zaten problem. insanları rahatsız eden ve başkanın o söylediği hani bir ekip var ve sürekli sorun çıkarmaya çalışıyor. İşte onlar rahatsız olduğu için zaten Fenerbahçe bugün sahaya çıkmadı. Tam olarak bu. Tabii Keşke yoksa... biz Ali Bey'in 6 yılda yaptıklarını sportif anlamda, ekonomik anlamda değerlendirip başkan olsun olmasın tabii. şeklinde değerlendirmelerde bulunsaydık ya da siz başkan için aynı şeyi yapsaydık ama günün sonunda hikaye başka bir noktaya evriliyor tabii. O yüzden olağanüstü bir durum yani. Ben başkanın bugün tek katılmadığım açıklaması olağanüstü bir durum olmadığı sürece aday olmayı düşünmüyorum ama zaten olağanüstünün de üstündeyiz bir durum şu an. Var. Yani ben 33 yaşındayım ve hayatımda böyle şeyler görmedim. Yani... <laughs> Den ben de hemen, hemen, hemen aynı yaştayız. Ben de geldim. <laughs> <laughs> hemen hemen mi? <laughs> Hayır yani gayet <laughs> olay. Fazla iki yaş var aramızda. Sen ne ki yani? Allah olay, hani. Allah Olayı nereye çekmeye çalışıyorsunuz? <laughs> Yok canım bir şey çekmedim. <laughs> bir şey çekmedim. <laughs> Futbol Federasyonu gibi. Evet şu anda <laughs> markasından Lekip'ine, La Gazete de la e Sport'tan yani artık ne ararsanız karşıma çıkıyor. Bütün Marka hepsi. Ee, ee, niye yani neden o sorgulamaya başlamış onlar? Hani bu Fıratosu niye yapılıyor? Abi zaten Türk futbolunda bir anormallik olduğunu herkes farkındaydı. Farkını. Yani sorsan adamlara o çok ateşli taraftarlarınız var ama burada doğru düzgün gitmeyen birçok şeyin de farkındalar. Evet, yani canım. burayı takip edenler. Tabii. Ekonomisini de takip ediyor kulübün. Futbol düzenindeki bozuklukları da Top takip ediyor. ediyor. Hakemlerin e, yine aynı şekilde ediyor. neler yaptıklarını da takip ediyor. Çıkan olayları da takip ediyor. Hepsi bir de arka arkaya geldi. geldi. Yani öyle bir şey yaşadık ki normalde belki de 5-10 sene içerisinde ya, birer kimi. sene arayla yaşayacağımız şeyi kısa bir anda oldu. arka arkaya yaşadık yani. Beciddiği Kimin başına gelmiş? Beciddiği. Bir senede olduğunu başkanın gidip hakeme yumruk attığını. Hep hiç, hiçbir aksiyon alınmıyor. hiçbir aksiyon alınmıyor. Bir de işin enteresanı hatırlarsınız ben hafta içi öğrendim bunu. Trabzonspor Fenerbahçe maçı vardı. Tribünden birisi 6. hakemler vardı yani 5. 6. hakem O da galiba Volkan Bayarslan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü maçın orta hakemi olabilir. <laughs> Oraya bağlayacağım. <laughs> o gün üstüne atlayan kişi iki gün önce Trabzonsporlu iki kişi iki taraftar tahliye edildi ya onları karşılamaya gitmiş. Yani diyeceksin ki ne alaka? Yok, Ama yok, gelinen yani... noktada mesela binlerce onlarca olay yaşadık. Hani Binden de ona ilk kez ben düştüm ama. <laughs> <Ya, gülüyor> Birlerce diyeceğim şimdi. Hani o noktadan bu noktaya sıfır aksiyon. Yok, yok yani. Yok aksiyon yok. Hiçbir o şey yok. En zor olan Göstermelik şey. bütün aksiyonlar. Abi Maalesef o tür davranışlar da şiddeti normalleştirmeye ve başkalarına da daha fazla başka eylemler yapmaya cesaretlendiriyor. Bunların ardı arkasının kesilmemesinin ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi herkes eğitimli mi? Herkes... Ee, ...ailesiyle beraber iyi bir şekilde... ...yetişme ortamına sahip mi? Kimisi anasından babasından ayrı... ...kimisi sokakta büyüyor... ...farklı farklı evet. yetişen insanlar var... ...farklı farklı ihtiyaç sahibi olan insanlar var... ...anlatabiliyor muyum? Çabuk gaza gelebilen Eğlenenler bir millet var. miyiz? Kesinlikle doğru mu? öyleyiz. Kesinlikle. Dizideki bir sahneden bile etkilenen bir milletiz... Evet. ...doğru mu? Evet. E, yani bu tür cesaretlendirmeler de... insanları farklı eylemlere de... ...bitmesine yol açıyor. Çok kesine de yol açıyor abi. Yani... Dün mesela bir dehşet görüntü izledim. Şanlıurfa, Şanlıurfa odaklanmıştık ya otogarda. Hmm. Yezanede iki tane alacak verecek davası bayramın hemen arefesinde insanlar otogarda ve arka arkaya çatışma yaşanıyor. Bir tane 14 yaşındaki bir çocuk bir de bir adam o olaylar esnasında hayatını kaybediyor. Yani gözü görmüyor anlatabiliyor muyum? Tabii. Şimdi bunu eğer otogarın içerisinde Orada onlarca insanın, yüzlerce insanın olduğu noktada böyle bir çatışma yaşanabiliyorsa her bir taraftar sahaya girip her türlü şiddeti bıçakla da başka şeyle de yapabilir. Bıçakla da, onunla da, bununla da yapabilir. Ama cesaret veriyorlarsa olmaz işte. Tabii, cezalandırdığın yani... zaman olmuyor. Yani bunu e ta... Öyle bir ceza verirsin ki e, bir daha girmeyi düşünemez. Şey, bile. Hacı 3-0 mağlup mu oldu Hükmen? Karar öyle olacak büyük ihtimalle. Aspor Tek, yayını e... bitirmiş. Demek ki e, kupa, töreni, kupa olmayacak. töreni olmayacak. Gibi görünüyor. Icardi'nin attığı gol bir bu şeyin sayılıyor mu? <laughs> 1-0 1-0 tescil edilirse sayılır. Tescil edilirse sayılacak. 0 3 olursa sayılır. Ama lig takımı çekiyorsun sen ki. <laughs> tamam da hatırlarsan İstanbul Trabzonspor maçı da öyle teyir edildiğinde ben yazılmadı diye hatırlıyorum. Goller e, tabii Yani Icardi'nin golünün geçerliliği var mı yok mu? <laughs> Soru bu mu diyorsun? Soru yani bu abi. Şöyle yani 0-0 olsaydı büyük bir ihtimalle belki ama şey haline de dönüşebilir. Eee Gerçi taraftar eylemi içerisinde maç 2-0'dı. Sonra 3-0 Hikmen. Yani 3-0 Hikmen galip mu? ilan edilebilir. O zaman İkmen golü sayılmıyor. Boşuna mı sevindi? O merak ettiğim için soruyorum evet. ya. Şey için alay etmek yok, için. Yok güzel bir şey Bence. Yok, çok evet, güzel çünkü duru. merak ettim şimdi. Böyle bir şey yaşamadık ki. Benim Skor, için de yeni bir şey bu. Yeni bir şey öğrenmiş olacağım. Yani resmi gol, gol sayısına etki ediyor. Bence. İstatistiğine yani. İkardi'nin istatistiğine etki ediyor. Ama bu maç üzerinde. Ma yani maç yani değil. Icardi sezon bittiğinde oynadığı resmi maç sayısı attığı goller Süper Kupa maçındaki attığı Daim, gol dahil ediliyor. Ben onu merak ettim evet. ben. Yani diyelim ki go golle ilgili bir bonus var. Burada bonus Icardi Alıyor almış yani. oluyor yani. Kupada tabii. gol attın. Kupa evet. Finale, finalde gol attın. Bonus oldu. Birinci dakika, <laughs> üç, dakika <laughs> üç dakika golü attı. <laughs> evet, ee, enteresan. Fotoğraflar da şu anda ekranınıza geliyor. Yani Mustara ve Torreira'nın kutlamaları, bütün Galatasaray takımı kutlamalara katıldı. Tabii ya, yalnız. sosyal medyada da görüyorsunuz. Paket üzerinde mesaj yazılmış Galatasaray Fenerbahçe maçına. İnanılmaz. Evet. Futbolcular da Fenerbahçe futbolcular da paylaşım e, yapıyor. İrfan'ınkini gördüm az önce. Eee Fenerbahçeli formalı paylaşımlar yapıyor oyuncu grubu. Yani onların yerinde olmak da zor hiç kolay değil hakikaten. Oyuncu Şeyi grubu çok için. yazmışlar. Berkay sen de görmüşsündür. <laughs> Tam Fenerbahçe sağdan çekilirken Mehmet Büyükekşi'nin eee Evet surat ifadesini mi? Evet surat ifadesini eee Gülüyordu, sırıtıyordu diye ee, çok fazla yazan var. Ee, evet. Yani gördüm Fenerbahçe çekilirken kamera gösterdi Mehmet. Kamera gösterdi, evet. Yani evet. Bakan Bey'in de yanında olduğunu Yanımda öyle gördük. görmüştük, evet. İrfan'ın paylaşımı geldi. İrfan Can Kahveci paylaşım İrfan yaptı. kendini paylaşmış ki. Ee... Şimdi mi paylaşmış? Şimdi paylaşmış evet. abi. Formayı tamam. öpüyor buradan da yani bir mesajı gösteriyor aslında. Armayı arma yapıyor. Evet, evet. Artık gibi. top yani başkan da söylediği gibi Ali Koç'un da söylediği gibi tadı işte Mert Hakan'ın da, İrfan'da da, da yani Fenerbahçeli Ben burada sen de bir paylaşım yapardım bence. <laughs> ben Al takım <laughs> oyuncusu olsaydın evet, yapardın. yapar Yapardım. Sosyal medya olsaydı nasıl olurdu abi? Ha? O oynadığı dönemde sosyal medya Ama olsaydı. benim, benim zamanımda <laughs> U19 falan şuankileri tabii bilmiyorum bir şey söylemeyin de. Bizinkiler çok şeydi ya. Fırlama <laughs> Evet, Semih'ler falan hani böyle biraz şeylerdi ya. Onlar beni paylaş falan derdi senin mesela. Beni paylaş. Tabii tabii. tabii. O yüzden hani bizim mecbur onu paylaşmak zorunda kalırdı. Ben bu arada Icardi ile dalga geçmedim ha. Çok merak ettiğim için. Abi öyle bir şey değil Yok mi? yok şey hani şimdi insanlar öyle yanlış anlamasın. <laughs> yok yok. Veya anlayabilir de çok. Zaten, önemli değil ama Icardi sonuçta zaten beni çok beğendi. <laughs> şey sosyal medyaya düşmüş bile. Hepimiz düşüşüz. Vallahi. Gördüm ben şimdi gördüm. <laughs> ne düşmüş? Ne ne düşmüş? Ben şey... Üçüncü dakika başlıyor ya. Gol Mesela yediği anda yan yana dördümüz. <laughs> ben Allah'tan karanlıktayım böyle. <laughs> Kepsik olduk diyorsun. Aynen zaman yolunduk <laughs> şey gibi. Işık arkasında, kalan adam gibi oldu. Keşke <işe> <gülüyor> açı, <gülüyor> bir şey açtın Keşke şey Şöyle bir şey... Bir şey söyleyeceğim sana. Mesela biz sosyal medyaya düşmeden ben sana daha öncesinde haber geliyor mu? ne ne bileyim. Gelecek diye ne bileyim. Çok merak ettim. Bu, arada şöyle oluyor öyle oluyor. Seni linç edeceğiz diye haber geliyor. önden ee, bir oyuncu geliyor mu? E Orada müzakereler yapılıyor. Sen nasıl Abi hani linç edin ama. Ya. Ya. Bize haber gelmiyor diyorsun. Bize haber gelmiyor Biz Direkt düşüyoruz. Elin baskın bile ekibinde mutlaka <laughs> bir şey vardır <laughs> abi. Bir, <laughs> i̇nanılmaz bir şey. Onu merak <laughs> ettim zaten acaba Elin Bastan haber geliyor mu diye. Yani Icardi'nin yani mesela böyle bir şey yaşamadık ya daha önce. Yani bilmiyorum belki daha öncesini yaşamıştım. Ben de hatırlamıyorum. Yani Yarlı, Paris'te, Inter'de oradan... falan yaşadığını zannetmiyorum. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ha yani gol atılıyor. Gole sayılıyor mu diye düşünün. Çünkü bence adam belki sayılıyor Bu sezon 30 gol atacak. Mesela atıyorum Ceko atacak. Gol. 31 ama ben primi var belki. Silinecek mi onun için sordum ben. Primi boş ver abi adamın prime ihtiyacı yok ki. Clip yani... clip kri <laughs> money diyorsun. Clip money. <laughs> Hayır yani sonuçta önemli abi. Santrafor abi santrafor. Her attığı golün sayılmasını ister abi. O açıdan söyleyeyim size. Yani. Ayrı ayrı teşekkür edelim arkadaşlar. bence yani Sports İşler ailesine şu anda Maç önünde de daha maç baş başlamadan önce de aynı zamanda birinciydi canlı yayında. Şu anda da muazzam bir şekilde 37 binin üzerinde izleyicimiz bizimle birlikte ve hiç ayrılmadılar da. Sağ olsunlar, sürekli arttılar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Çok, çok, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi chat'i yakalamak mümkün değil. Soruları evet. tek tek. Bir de bizim biliyorsun değil. yavaşlatılmış chat Tam normalde. Tabii orada da <laughs> daha hızlı geliyor. <de> <laughs> maçtan önce biliyorsun canlı yayında Ali Bey'in açıklamaları verdik. O sadece bugün özel evet. bir durum değil. Bineceğiz değil mi Bundan basın sonra, Evet mi? basın toplantıları, maç sonu, maç önü işte bu tarz kulüp başkanlarının yaptığı açıklamalar canlı olarak sürekli başka kanalda aramanıza gerek yok. Kesintisiz bir şekilde Sports Digital'de her zaman bu tarz gündeme dair olan canlı açıklamaların tamamı da olacak. Geri gelmişken onu da söyleyelim. söyleyelim. Bir, bir ilk yayını da gerçekleştirmiş olduk Kadıköy'de de alandan ilk yayınımızı da Onlar yapmış Onlar da oldu. devam edecek hatta evet. Nisan'ın sonunda biliyorsunuz yüksek divan kurulu seçim var Fenerbahçe'nin. Oradan da yayınlarımız olacak. Çekit Bey'in aday olduğu. Evet Vefa Bey aday. Bir de bir hanımefendi aday olma durumu varmış. Ee, o net olmadı daha. Özümüş. Balotaj'daki Yok, bir hanımefendi. Yok divan kurulu hanımefendi. Federasyon başkanı. Yok, federasyon. Daha ona gelmedik abi. <laughs> Ama oraya da var adaylar. Bir İzmir bölgesinden bir İstanbul bölgesinden. <laughs> Şu an var adaylar. Her an çıkabilir diyorsun. Her an Peki. çıkabilir. Ee, evet. Eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Yani mutlaka vardır <laughs> diye Benim düşünüyorum. eksik kalan, eksik kalan bir şey var. 22 40 oldu. 21'de başladık. Bayağı ilerledik, götürdük. Devam ettik, evet. evet. Ve futbolda yani saha içini konuşamadan tabii Icardi'nin golünü e, teknik açıdan değerlendirmek istersen abi güzel bir vuruştu. <laughs> direğin dibine iyi <Sonuç>, vurdu. <laughs> i̇yiydi direğin dibine. Kaleci hatası var mı? <laughs> Yok artık yani sonuçta burada sonraki kararlar çok önemli. Buradan sonra bu kararla kalmayacağına eminim çünkü devam edecek iki taraflı. Fenerbahçe buradan bir Fenerbahçe olarak söylemiyorum ama Fenerbahçe buradan her türlü galip çıkar. Bun, bunu söyleyeyim. Yani ben bunu Son <laughs> asıl, sözlerimiz. Var. Az Yok devam edebilirsin Ben ben, <laughs> ben söyleyeyim abi. Ben bunu şey içinde söylemiyorum. Hani bu bir şey değil yani. Sonuçta az Yıldırım döneminde yaşadım. Bu futbolcuya tabii ki çok e, mutlu edici bir şey değil. Yansıması futbolcu için de çok zor. O psikolojiyle yaşamak ama e, ee, Fenerbahçe bir savaşın içine bir mücadelenin içine girerse bu Galatasaray Beşiktaş girdiğinde kazanan Galatasaray hani Fena şey Beşiktaş'ta feda olayında yetişiyordu. Camialar bütünleştiğinde bu camialarla uğraşamaz. Ama Fenerbahçe burada problem yani. Fenerbahçe ile uğraşınca Fenerbahçe bunu bu gibi büyür ben söyleyeyim. O yüzden bence bu ilk alınan karar ama sonrasında devam edecekse bu bence Fenerbahçe devam ettirir bu olayı. Ben öyle düşünüyorum. Bir yandan da bu iyi olur mu? Lazım. iyi olmaz mı? Bunu zaman gösterecek. Ama futbol <laughs> Türkiye futbol için iyi olmayacağı veya geleceği için gençlerinin gençlerin önüne açma olayında işte dünya sonuçta bir, bir platform doğru mu? Biz Olympiakos maçında sonuçta Avrupa'da Fenerbahçe ülkeyi temsil ediyor. Ben burada federasyondan bu maçın ertelenmesini beklerdim ben. Bir Türk insanı olarak Galatasaray iç, içinde olsa çünkü tek temsilci senin. Sen ülke puanına demek ki değer vermiyorsan, sen kendi ülkene değer vermiyorsan e, Fenerbahçe'ye zaten vermiyorsundur. Keşke Galatasaray'da tur atlasaydı, e, ertelenseydi karşılaşma. İşte bir şekilde. Öyle mi olması gerekiyor? Yani yetmiyor mu Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın veya Galatasaray'ın tek olması? Şimdi Fenerbahçe tek temsil ediyor. Niçin? Ülke puan eşitce yarışıyor. Hem kendi başarısını yarışıyor. Eğer bu Türkiye Futbol Federasyonu ilgilendirmiyorsa zaten Fenerbahçe de ilgilendirmiyordu. Sen de, ben de, bizi de ilgilendiriyordu. O yüzden... Beni de ilgilendirmiyor <laughs> orası. Onu demeye çalışıyorum. Yani Fenerbahçe kafası öyle çalışıyor. O yüzden bundan sonra işler daha da büyüyebilir. <laughs> şey anlamında söylüyorum. Sportif anlamın dışında dış savaş sürecek i̇ş bence. Abi, e, c, Mecbur abi. Demeçler, açıklamalar ya, tabii. gelecek. Şimdi şey, parmak sallayıp Beşiktaş maçında küfür ettiği için parmak sallayan bir federasyon başkanı bu olaydan da çok mutlu ayrılmamıştır. Ben buna eminim. O yüzden merakla bekliyorum ne olacağını. Biz göreceğiz. buradayız. Yağız. Perşembe Mutlu akşamlar. Yolsun, Perşembeye kadar hiç kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Burada gerek yok. Yok abi bir videoya girdim. <laughs> Biz de bir protesto yaptık. Perşembeye kadar hiç ayrılmasak. Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> ha bu masada. Oh, abi sıkıntı olur. <laughs> Bayramın ikinci günü. <laughs> ya ben öncelikle izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ben şöyle bitireyim. Ya yani Oğuz Atay'ın çok güzel bir lafı vardır. E, cam kırıkları gibidir. Kelimeler diyor, ağzına dolar diyor. Sussan diyor acıtır, konuşsan da kanar diyor. Şimdi bugün kanadı. Bu zamana kadar sustu, sustu, evet, sustu. Acıttı. Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı hep o acıyı yaşadı. Ve bugün konuştu. Konuşma sırası Fenerbahçe'deydi. Bunun devamı gelir mi? Ne olur, ne biter? Görürüz. Ama bugün bana göre katılsa da, katılmasalar da Fenerbahçe... ...bir cesaret örneği göstermiştir. Bunu eyleme dönüştürmüştür. Bu eylemin faturaları çok ağır da olabilir. Ama görüyorum ki camianın tamamı olmasa da büyük bir kısmı... ...bunu karşılamaya, bununla mücadele etmeye, bununla savaşmaya da hazır. Karşısında ne tür güç odaklarının da farkında. Madem öyle, işte böyle dedi. Bu artık fragman mı, yoksa birinci bölüm mü, Kısa film mi? seri halinde mi göreceğiz... <laughs> Zaman filmin tamamı şey. mı? o dönem. Fragmansa da izleyeceğiz, filmse de izleyeceğiz. Bu Biz <laughs> ]iz. sıkıntı yok. Öyle değil mi? Bir sıkıntı sen var mı? Sen madem... diyorsun ki yeter ki filmin tamamı olmasın bu. <laughs> ya madem <gülüyor> yani <gülüyor> film <günün> sonu, fragmanda <laughs> kalmış. Fragmanda <laughs> yani o fragmanda kalmaz. <laughs> Bakacağız. Kalmaz. Peki gördün mü? Tamam, <laughs> yani. Ben, tamam, ben düşüncelerimi söylüyorum buradan net bilgi geliyor. <sıkıntı> yani. <laughs> oradan bir şey tabii, geliyor. oradan oradan geliyor. teyit geldi. Bu da zor ha. Yani <laughs> hata payımız yok. Yok. Onu şey yok şey yok yani. ya, hata, hata yaptım. az. Tabii tabii. tabii. <laughs> i̇şte aynen öyle. O duruma gelir iş. sıkıntı. Ağzınıza <laughs> sağlık. Senin de kardeşim. Ee, hoş, hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldin. Çok, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Katılımlarınız için gerçekten çok ciddi bir katılım vardı. Canlı yayınımızı beğenmeyi ve Sports Dijital kanalına abone olmayan varsa abone olmayı unutmayın diyoruz. Migros Hemen'in katkılarıyla hazırladık canlı yayınımızı. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.